Değerli Bursa'da bugün TV izleyicileri Süper Futbol'a hoş geldiniz. Evet, tabii Bursa takımlarımızla gurur duyuyoruz. Bursa takımları medarı iftarımız. TFF 1. Lig temsilcisi Bursa Spor'u Süper Lig'e uğurlamak için elimizden geleni yapıyoruz. Ama aslında TFF 1. Lig'e yeni bir ekip istiyoruz. İşte onun da sevgili başkanı Sayın Münir Kanar aramızda, İnegöl Spor'un değerli başkanı sevgili Serkan Yetişmişoğlu ile birlikte bugün Münir Başkan'ı misafir edeceğiz programın ilk bölümünde. Tabii çok büyük heyecan yaşıyoruz. Çok güzel bir duruma gelmiş vaziyette İnegöl 5. sırada ligi tescil edilmesinin ardından playoff oynamaya hak kazandı. Ve ilk maçı da 20 Temmuz günü saat 21'de. Manisa Futbol Kulübü ile yapacak. O da yabancı değil, İsmail Ertekin Hoca'nın eski takımıyla. Evet. Serkan abi nasılsın? Çok teşekkürler Mehmet Ali'cim. Seni de bordo beyaz çok bugün güzel gördüm. Bugün evet gördüğünüz gibi ambiyans uygun olarak. Tabii Sayın Başkanımıza da hoş geldiniz diyelim. Münir Başkan hoş geldiniz. Hoş bu arada bize bu değerli maskeler maskelerimizi de aldık. Flamamız burada. İnegöl Spor, Flama. Atkımız da burada. Teşekkür ederiz. Sağ olun, var olun. İnegöl İlçe Stadyumu gibi bir atmosfer var. Fonda gerçi Tips Arena var ama o inşallah. Klasik. Tips Arena'yı da bir şekilde organize ederiz. Nasılsınız başkan? Teşekkür ederim. Öncelikle beni bu programa davet ettiğiniz için ben şahsınız her ikinize de teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Gurur duydum. Ben de buraya çağırdım. Sağolunuz. Biz de mutluluk duyduk Sayın Başkan. İnşallah ne söylerseniz hepsini soruları cevaplamak durumdayım burada. Ne istiyorsanız sorun. Allah, merak edilenler playoff tabii. Evet. Tabii ligin tescili falan Mehmet Ali oralara bakacak. Evet yani tabii bir kere şunu sorayım Sayın Başkan. Bu maçların oynanmaması pandeminin ardından ligi İnegöl 5. sırada bitirmişti bu şekilde. Oynamak mı yoksa bu şekilde playoff'a kalmak mı? Sizin tercihiniz mi oldu yoksa gönül oynayıp devam etmek mi isterdi? Şimdi biz Kulüpler Birliği Başkanımız Volkan Can Beyefendi bize bir dilekçe yazdı. 6 maçın oynanmaması, 2 ile 5'in playoff oynanması diye bir... Klasik zaten 2 ile 5 giriyordu. Şu anki durumu özetleyen aslında bir dilekçe olmuş. Ya. Zaten biz bir aydır şeyin içindeydik, playoff'un içindeydik. Biz de kendimiz dilekçe yazdık. Bu dilekçe neticesinde biz tabii o oynamaktan da yanaydık ama öyle bir dilekçe gelince... Ortak hareket etmek adına. Ya 89 kulüp aynı anda dilekçemizi yazdık. Nasip federasyonda böyle bir karar alması... Biz de playoff potasındayız zaten. Hak etmiş bir şey dedik. Biz de bunu hak ederek şu an playoff oynayacağız inşallah. Normal playoff'a kalmış gibi. Kalmış gibi. Yani zaten normalde içeride biz Pendik'le oynayacaktık. Afyon rakibimiz 2 puan altımızda. O da Manisa ile oynayacaktı. Pendik'in 37 puanı var. Bizim 45 puanımız var. Pendik'i içeride yendiğimiz zaman zaten playoff'a kalmayı garantiliyordunuz. Garantiliyorduk yani. Ama tabii zor şartlarda buralara geldik. Kolay gelmedik. Sağ olsun yönetim kurulu arkadaşlarımız, İnegöl halkı, esnaflarımız, iş adamlarımız bize verdikleri desteklerinden dolayı buradan sizin kanalınızda, aracınızda teşekkür ediyorum. Yani şimdi şöyle bir şey var. Tabii ki gönül isterdi ki diğer takımların da, yani düşen takımların da oynayıp da düşmesini isterdik. Biz de oynayıp da playoff'ta olmak isterdik ama maalesef pandeminin olduğundan dolayı böyle bir karar aldı federasyon. Ben buradan kendime Federasyon Başkanı Nihat Özdemir ve yönetim kuruluna buradan sizin aracınıza teşekkür ediyorum. Yani böyle bir süreç yaşandı. Şu an playoff'a gideceğiz. Ya işin özelinde şu var ama Sayın Başkan, bunu da itiraf etmek lazım. Özellikle 2. ve 3. lig takımları başta olmak üzere bu TFF 1 ve Süper Lig'deki koşulların sağlanabilmesi alt liglerde o kadar kolay değildi zaten. Hep onu konuşuyorduk. O hijyen durumları Serkan abiyle beraber yaptığımız her programda dile getiriyorduk. Aslında o liglerde oynanacak her maç bir macera olacaktı. Macera evet. Mutlaka. Siz ne düşünüyorsunuz? Ya maliyet zaten şimdi federasyon o yani pandemiden dolayı zaten 90 gün hiçbir şey yapmadık. Ama bizim içeride gençlerimiz vardı. Onlara sürekli program verildi. Onlar zaten sürekli çalışıyorlar. Yani, üçerlik, ikişerlik idmana geliyorlardı. Bir konuda sıkıntımız yoktu ama maliyet açısından tabii üçüncülükler, ikincilikler durumu zor. Neden zor? Yani para yok, bir şey gelmiyor, federasyonun bir destek gelmedi. Ama biz kendi imkanlarımızla işte top kardeşlerimizin peşinatlarını verdik. O süreci böyle atlattık. İşte maske kampanyası yaptık, işte forma kampanyası yaptık. O süreci de atlatmış buluyoruz. Burası önemli. Biraz mesajlar var başkan. Müsaadenizle onlarla devam edelim. Sorularımız olur gene.
Sevgili Aytunç Mustafa Kemal Paşa'dan takipçimiz. O da Mustafa Kemal Paşa Spor'un da gümbür gümbür geldiğini öne söylüyor. Evet. Diliyoruz yani. Kemal Paşa'nın üçüncülük günlerini hatırlıyorum. Yani çok Kemal mutlu Paşa oluyoruz böyle. Muhteşemdi. Yani. Orhan Gazi ona keza. Onlar değil mi? Çok yakın geçmişte oynamış takımların tabii, hepsi tabii, bunlar. Tabii. Bursa İznik Spor. İznik Spor yani çoğalması evet. lazım. Bunların evet. hepsini dile getiriyoruz. Halim abiydi işte. Halim Vardar o zaman. Halim Vardar evet. evet. O zamanlar başkanı. Kemal Paşa'nın gibiydi. Doğal başkanı. Tabii. Ali Zeliha Kutlu diyor ki iyi yayınlar Mehmet Ali abi, Serkan abi, Münir Başkanım hoş geldiniz. İnegöl Spor'a hayırlı olsun inşallah. Bursa ve Bursa Spor'umuz futbol gelişip üst liglerde hep olmalı, damga vurmalıyız. Saygılar başkanım demiş. Teşekkür size ederim. Mesajları var bu şekilde. Eyvallah. Tabii bizden bir fon beklentisi var ama şunu da izah edelim. Biz tabii fonu İnegöl Stadyumu olarak da revize edebilirdik ama şöyle bir durum var. Çok böyle büyük ölçekli bir fotoğrafın arkada yansımaması daha büyük problemleri doğurabilir ama teşekkür ederiz. İnternetten alınan resim evet, uymuyor. Yani çok da tercih ettiğimiz ama bir şey değil ama teşekkür ederiz tabii. Yaparız. Yani stat gibi yapmaya çalıştık işte. Bakın ben 16 numaralı formamla hazırım. Evet biz de filemamız, bayrağımız, filema var, maskemiz var. Artık başkanımız burada gördüğünüz evet, gibi. Evet. Merhaba kolay gelsin, iyi yayınlar dilerim. Ben selam, de biraz saygılar. Bordo'ya çalıyorum yani. Evet. Deplasman formasını Serkan Bey giydi. Şerif Tekin Göz'ün merhaba kolay gelsin yayınlar mesajı ne var. Güzel, teşekkürler. Ne güzel. Bizi yalnız bırakmıyorlar sağ olsunlar. Gülay alınca bak, İskoçya'dan bir... eski bir İnegöllü Ercan Altıngül de izliyor. Aa selamlar. Bugün de sağ olsun. Altın numarası başkanım hatırlar. Bursa selam. Spor'dan Ercan. He Ercan evet. Altıngül. Evet. Yani evet. bu spor camiası içinden evet, bir Ercan. Kardeşimiz şimdi İskoçya'da yaşıyor. Sevgili Devrim Ekin de yaya şaşa İnegöl Spor çok yaşa demiş. Gördüğünüz gibi müthiş bir atmosferi oluşturuyoruz. Formasını giydiğim İnegöl Spor'a playoff maçlarında başarılar inşallah çıkacaklar çok, diye çok de. Ercan Altıngül abi. İskoçya'dan mesaj geldi. Şimdi ne güzel. Gördüğünüz gibi çok global bir programa doğru gidiyoruz evet, başkan. Evet. Glasgow olaylarından. Evet, Şerif Tekingöz İnegöl Spor'a başarılar dileriz diyor. Gülay alınca şimdi bir merakını gidermek üzere bir soru yöneltmiş size Sayın Başkan. Hayırdır? Yıllardır diyor Bursa Spor'la İnegöl arasında bir kopukluk var. En iyi futbolcularını Bursa Spor'a öneriyor mu yoksa iletişimsizlik var mıydı diye bir sorusu var. Yani Gülay alınca diyor ki İnegöl Spor futbolcularını kendine mi saklıyor yoksa Bursa Spor'la böyle bir görüş alışverişi var mı? Hep sorulur zaten bu soru. Bursa Spor'la ben hiçbir zaman şimdi bugüne kadar yabancı olmadım. Ben her zaman Bursa Spor'dan ne zaman ne istediysem. Yani bunu Sayın Ali Ay, Sayın şu anki mevcut Mesut Mestan. Yani onlarla ilgili bir sıkıntım yok. Şu an İnegöl Spor'dan yani altyapısında U19'unda, U18'inde, U17'sinde kaleciler dahil 5 tane topçumuz var. Bir Bursa Spor'dan. Gerçeği var mesela. Ali Akman yani, gerçeği var. Emirhan? Emirhan kiralık oynadı. Ali Akman İnegöl Spor yani altyapısından Bursa Spor altyapısından. Şimdi ben o zaman o işte Okan Yılmaz'ı ben getirdim verdim. Remzi evet. abi o zaman başkandı. Hocam başkanım benim notları görmüş. Yol Spor'dan aldılar. Tabii. Önce. Yani, sağ bek gibi oynuyordu. Evet. Bunları aydınlatmakta fayda var. Herkes bilgisi bilsin tabii ki. Mehmet Hoca forvet yaptı. Biz İnegöl Spor olarak Bursa Spor'a uzak bir değiliz yani. Biz her zaman Bursa Spor bizim büyük camiamız. Burada da şey eklendi işte Karacabey eklendi. İnşallah biz Bursa'da İnegöl Spor, Karacabey. Hatta Bursa Yıldırım Spor geldi şimdi 3. lige. 3. ligede Yıldırım geldi. Tebrik ederim onları da. Biz artık birlikte alışveriş yapacağız ki ne biz güzel. Oraya vereceğiz. Onlar bize verecek. Çok biz destek edeceğiz. Doğal pilot takım diyebilir miyiz başkan? Yani böyle yapacağız çünkü biz. Başka çaresi yok. Başka çaresi yok. Neden? Birbirimize yardımcı olmak zorundayız. Biz Marmara'da, Bursa'da yani Türkiye'ye nasıl topçu yetiştiririz, nasıl kardeşlerimizi yetiştiririz onun hesabını yapacağız. Biz de oynamayan kardeşlerimize kiralık vereceğiz destek amaçlı. Onlardan da alabiliriz. Yani Bursa Spor'la ilişkilerimizde hiçbir sıkıntı yok. Tabii. Ben her zaman görüşüyorum. Bursa Spor bizim bir ekolümüz. Yani biz Bursa futbolunda, Bursa duayen bir kulüp. Onun için inşallah elimizden ne imkan gelirse biz Bursa Spor'a her türlü vermeye hazırız. Şimdi şurayı da atlamayalım tabii. Sevgili Serkan abi de vurgu yaptı. Şimdi hani Ayhan Akman, Gökhan Güleç gibi aslında İstanbul ekiplerinde de forma giymiş. İnegöl'lü isimler var. Yani evet, şimdi tabii. Burada sadece İsmail kendi Gündüren. İsmail Gündüren ona keza tabii. O da Fenerbahçe'de forma giymişti. Evet. Ama İnegöl patentli oyuncular var. Ve evet. Yani İnegöl bu anlamda hani bir aslında fabrika gibi. Sportif direktörümüz Kemal Aztürk de. Bursa Spor'a geldi. Solbek Kemal evet, olarak. Geldi. Sonra tekrar yine göle döndü. Aynen. Şimdi şu an sportif direktörümüz kendisi. Sportif direktör. Yani 15 yıl bizde top oynamış. Ben onu o zaman getirdim. 15 yaşında İnegöl Spor'a getirdim. Başkanım müsaade ederse. Metin Depe'yi getirdim misal. Mesela Depe, evet. O da doğru. Buradan keserlerini almışım. Yeterince aydınlanıyor herkes. Herhalde gördüğünüz gibi bir kopukluk yok. Metin Depe. Bir iletişim soru problemi. Azmi. Yani. Azmi. Çok oyuncu var. Çok. Ben de biraz eskiye gidebilir miyim başkanım? 2 dakikanızı alacağım. Tabii. Sizin sürenizden çalmak istemiyorum.
Ben şimdi tabii 87'de gazeteciliğe başladım. Uludağ Gazetesi. Sonra Bursa Hakimiyeti'ne geçtim. Biz o zaman Bursa Hakimiyeti maçları bizim Ferdan Aksu vardı muhabir arkadaşım. Çok takip ederdik. İnegöl'e giderdik sürekli maçlara. Özel köşe yazardık. O zamanlardan mesela hatırladıklarını not aldım başkanım programa gelmeden önce. 89 yıllarda bir sol açık Cengiz'imiz vardı. Cengiz Alp. Cengiz Alp evet Fenerbahçe. Serhat Gülleri. Evet. Bu ikisi önce Ankara Gücü'ne. Serhat sonra Galatasaray'a. Cengiz oradan Fenerbahçe'ye gitti. Evet. Serhat libero oynadı o zamanki 5 evet, numara diyelim. Evet. Şimdiki stoperlerden. Sağ açık Cafer vardı. Cafer evet. Sonra sağ bek Ayvaz. Önce Cafer Fenerbahçe'ye. Sonradan Ayvaz Fenerbahçe'ye evet. gitti. Ben İnegöl Spor'un nasıl bir altyapıya ve nasıl bir futbol şehri olduğunu evet. bahsediyorum. Evet. Bu bir kültür. Söylüyorum. Bir kültür. Altyapı deyince hani hemen klasik Bursa Spor Trabzon şimdi işte Altın Ordu sayılıyor. Gençler Birliği sayılıyor. Ama İnegöl Spor'un yetiştirdiklerinden gençlere de hatırlatmak adına söylüyorum. Ben bunları abi. Çok izledim çünkü. 1990'da Mutlu Topçu evet. Beşiktaş'a transfer Bursa Spor'da oldu. İnegöl, teknik direktörlük Bursa yaptı hatta. Yaptı. İnegöl'ün şampiyonlukta da hocanın yardımcısı yardımcısıydı. Sonradan mesela 77 doğumlu Ayhan Akman vardır Ali Akman'ın amcası. Evet. 94'te Antep'e verdiniz. Oradan Beşiktaş'a gitti. Evet. Sonra Galatasaray'da oynadı. Galatasaray'da oynadı. O da çok yetenekli bir isimdi. Hala adı geçiyor. TRT'de yorumculuk yaptı. Evet doğru. Gol kralı zaten Okan Yılmaz'ı başkanım söyledi. Yol evet. Spor, İnegöl Spor, Bursa Negal. Spor'a verdiniz. Evet. Kaleci Recep Atılgan vardı. Gaziantep'e gitti. Evet, galiba, şu anda antrenörlük yapıyor kaleci. Evet. Çok say bitmez. Tabii evet. İslamlar var, Bayram Aliler var. Bursa Spor'a gidip gelenler var. Kemal evet. Aztürk gibi. Evet. İnegöl ile Bursa Spor sürekli ya birbirine oyuncu almışlardır ya vermişlerdir ya da teknik adam alışverişte bulmuşlardır. Bursa'da birçok teknik adam da İnegöl Spor çalıştırdı. Evet. Biz şimdi şu an zaten altyapıdan şu an 6 tane mevcut kardeşimizi oynatıyoruz altyapıdan çıkardık. Niye mi? Tabii. Bunlar da... Az kadroda mı Sayın Başkanım? Tabii tabii az kadroda. Altyapıdan çıkardık bu kardeşlerimizi. Siz hedefinizi, vizyonunuzu takıma hakikaten evet, yani oturtmayı başarmışsınız aslında. Bu kardeşlerimiz de bugün... İşte Konya Talip, Denizli Talip, Hatay Spor Talip, Antep yani böyle gençler. Hatay'da artık Süper Lig takımı. Ama Allah'tan diyorsunuz sözleşmeleri bizde yani. Tabii bizde. Yani o şimdi, önemli. Tabii hepsi birbirinden fevkalade güzel çocuklar. Hatta Allah nazarlarını saklasın. Bir kardeşimiz çıkardı şimdi Emir Üssoy diye. Fenerbahçe'de oynayan Ferdi Kadıoğlu özelliğinde güzel bir kardeşimiz. Hollandalı gurbetçi gibi. Aynen çok mükemmel bir çocuk. Aynı işte. Mevki ne Sayın Başkan? Forvet arkası. Forvet arkası. 10 numara gibi. Mükemmel bir çocuk. Hatta sezon başı kampa ikinci yarı götüremedik. Kaç yaşındınız başkan? Yeni girdi 20'ye. Götüremedik kampa. Fıtık ameliyatı oldu. İşte ikinci yarı Diyarbakır maçında sahaya sürdük. Diyarbakır maçında da bir golünü attı. Hatta tribünler dedi ki bu nereden transfer edildi bu? Veriyor. Bilmiyorum. Altyapıdan. Yani bizim altyapımızda çok iyi cevherler var. İnşallah oradan daha nice kardeşlerimizi yukarı çıkarmayı düşünüyoruz. Bir arada Murat Yoldaş'ı da hatırlatayım. Murat Yoldaş benim biraz... Takımı teknik direktörü. Takımı teknik direktörü. Selamlarımızı iletelim. Başarılar. Bursa Spor ikincilik takımı biliyorsunuz 89'da şampiyon olup Süper Lig'e çıktı ama İbrahim Yazıcı rahmetli zamanında iki takım olmaz dediler o zamanki adıyla birincilikte şimdiki Süper Lig'de. Evet o zaman Murat Yoldaş Bakırköy aldılar. Murat Yoldaş o takımın kanat oyuncusuydu. Evet. Talip, Faruk Korkmaz ve Murat Yoldaş. Murat benim biraz da anne tarafından hısım olur. Yengemizin akrabası. Boşnak mı o da? Boşnak galiba. Bir Boşnak Arnavut durumu var. Var değil mi? Bir yani Murat burada, da... Annesi burada galiba. Tabii Bursa'da. Ama sonra Aydınlı oldu Murat. Aydınlı ama çok kaliteli bir insandır. Evet. Ara sıra telefonla konuşuruz. Evet. Murat hocama da artık buradan başarılar diliyoruz. Başarılar diliyoruz. Çok kalbimiz değer veriyor sizinle. Gençlere de kendisi tamam. Sağ olsun. Biz ikinci dönem çalışıyoruz kendisiyle. Evet, çalışkan bir teknik. İkinci dönem yani bir dönem ben bıraktığımda o kendisi Tokat'a gittiydi. Bu sefer geldim tekrar kendisine görüştüm. Seve seve gelirim dedi. Sağ olsun. Bizim memleketi başkan. Evet, sonuçta geldi seve seve. Tabii. Şurası yani komşu kapısı, köftesi güzel, her şeyi var. Daha her şey var, evet doğru söylüyorsun. Vallahi tabii bence bazı isimler var. Kendi memleketini bu anlamda unutmuyorlar. Lezzetlerini, tadını asla unutmuyorlar. Mutlaka görev biliyorlar ve bir şekilde dönüyorlar. İnegöl'den bir hocamız vardı. Onun mesajı daha gelmedi. Henüz daha gelmedi. Selçuk Salih Başan, Mehmet Ali abim, Serkan abicim selamlar, kolay gelsin diliyor. Münir Başkan'ı tebrik ederiz. Playoff'ta da İnegöl Spor'umuza maçlarında başarılar dileriz diyor. Evet, biraz orayı konuşalım Sayın Başkan. Playoff sizin kafanızda hedefler, hayaller görüyoruz. Açıklamalarınızı da takip ettik.
Aynı gün Yavuz... aynı saatte 4 çeyrek final maçı. Tek maç oynanacak. Tek maçta eliminasyon. Kazanan yarı finale çıkacak. Aynen. Onu da söyleyelim. 28-24 Cuma günde yarı final var. Yarı final. Hemen 4 gün sonra finalde 28 dörder gün arayla final. Final hepsi oynayacak. Antalya'da. Ve tabii beyaz ve kırmızı grup tabii liderleri. Daha doğrusu oradan playoff'ta lider olarak finale çıkacak isimler. 8 takımdan bir takım çıkabilecek. Geçtiğimiz yıl Fatih Karagümrük yapmıştı bunu. Bu yıl ligde şu an her an playoff potasında olan. Bu hafta bu yıl bakacağız. Karagümrük tabii çok aslında Karagümrük bu hafta kolay maçı var yani. Karagümrük girebilir. Her an playoff'ta kalabilir 6. takım olarak. Hatta Bursaspor'u da yakalayabilir. Bursaspor Hatay'dan puan alamazsa yer bile değiştirebilirler. Değiştirebilirler. Hatay'dan puan alacağını tahmin ediyorum. Ben de en az bir puan bekliyorum aslında. Hatay'ı riske atacağını sanmıyorum. Tabii. Ben Hatay'dan net galibiyet bekliyorum. Yani, öyle de biliyorum. Yani, 2-0, 3-0 gibi biter gibi. Ama en az bir gibi. Puan şart diyorum. Şans ben mutlaka. 5. olmak için vermediği futbolcuların oynasın diye düşünüyorum yani. Hatay'ın değil mi? Artık kaybedeceği bir şey yok. Hatay'da Bursa'ya yakın yani. Bursa'yı seviyorlar. İnegöl Spor'u çok seviyorlar. Değil mi? Hatay'la tabii. Renkler de aynı galiba. Renkler TRT'de program var. Bandırma'nın da Bordo Beyaz. Bordo Beyaz doğru. Bandırma'yı da tebrik edelim tabii. Onlar da TFF birincilik takımı oldu. Hatay tarihinde ilk defa. 54 yıl yanlış hatırlamıyorsam. Evet, tarihte ilk defa Süper Lig'e çıktı. Evet, 64. farklı takım olarak. İnşallah infial hatalar yapmazlar hakikaten. Dün ben bir gerçeği hatırlıyorum. Başkanı dinledim. TRT'deki o Cüneyt Ersan'ın programında. Biz öyle diyor çok topçu alacağız. İşte menajerlerle falan yapacağız. Başkanı takımı dağıtacağız mı atacağız yok. Öyle bir şey yok diyor. Zaten hani yıllarca ligde oynamış Helder Barbosa gibi oyuncular falan var. Yani Bordo Beyaz'da olduğu için biraz da bahsediyoruz. Bir de hakikaten takdiri hak ettiler. Mehmet Altıparmak sonradan da olsa aldı. Kaliteli bir oyuncu. Orada da kendini şeyi bozmadılar yani. İskeleti bozmadılar. Bozmadılar. Yani bozmadılar. Ve takımı saysanız. Geçen yıl direkten dönmüşlerdi. İsimsiz oyuncular gibi gözüküyor. Yani böyle ilk 11'i ezbere sayamazsınız ama takım gibi takım. Takım evet. Ben buradan Bandırma Spor hocasını da Serdar Hoca'yı da tebrik ediyorum. Evet onlar da Bordo Beyazlar. Onlar bir Bordo renk taşlardan gidiyor. Çıkıyorlar. Aynen. İnşallah biz oluruz. İnşallah TFF 1. Lig'de İnegöl'ü de görürüz. Nasıl değerlendiriyorsunuz playoff şansını Sayın Başkan? Takımın motivasyonu, morali ne düzeyde? Siz geçen gün Yavuz Başkan'la bir basın toplantısı gerçekleştirdiniz. Bir destek arayışınız var. Keza belediye ile böyle yakın ilişkiler içerisinde oluyorsunuz. Herkesin tabii desteğine ihtiyaç var. Mutlaka. Nasıl değerlendiriyorsunuz en genel yapıyı? En kritik hafta bu hafta. Evet en kritik. Telafisi olmayan maçların hakikaten telafisi olmayan maçları. Evet, sağ olsun işte Ticaret Odası Başkanı Sayın Yavuz Uğur'da elinden gelen desteğe kendisi veriyor. Bugün de hatta sabahını aradı. O çok önemli. Destek amaçlı. Yani elinden gelen imkanları sunuyor. İşte belediye başkanımız da yarın akşam bir yemek düzenleyecek. Ne kadar güzel. Moral yemeği. Çok önemli. Hayırlısı çok önemli. Yani biz rakipten hiçbir çekincemiz yok. Biz zaten rakip biliyorsunuz 16 maç sonra gittik. Kendisi aslında Manisa'da. Net bir skor. Ama playoff'un havası çok farklı. Doğru. Ben topçu kardeşlerimize güveniyorum. Ellerinden geleni yapacaklar. Çalışıyorlar zaten. Biz çıkacağız. 11-11 oynanıyor maç. Sonuçta hak eden kazansın. Kazasız belasız bir maç olsun istiyorum. Yani %50. Yani şimdi tecrübe derseniz belki bizden biraz tecrübeli ama koşan derseniz biraz koşan biziz. Yani artık futbolda koşan kazanıyor. Mutlaka. Koşmadığın zaman kazanıyor. Yani şöyle derler kötü oynarsın ama kötü koşamazsın. Evet öyle bir şey var. Yok. Yaş ortalaması genç olduğu için takımın inşallah 90 dakika ellerine gelen gayreti gösterecekler. Gülen taraf biz oluruz diye düşünüyorum. İnşallah 90 dakikada i̇nşallah. Biter hakikaten. Bir i̇nşallah, de tabii iş uzatmaları da kalabilir. Tek maç eliminasyon olduğu i̇nşallah. İçin. Mental anlamdaki hazırlığı da herhalde takım yapmış herhalde tabii, pandemi sonrası değil tabii, mi? Tabii 25 günden beri biz tesislerimize çalışıyoruz. Yani biz evli olanları dahi evlerine göndermedik. Hı-hı. Yani ben kendi bir oturduğum makamı değiştirdim, altyapıya geçtim. Oraya hiç kimse girmedi, kapattık tesisleri tamam. Yani bir izole bir ortam. İzole ortamda çalıştılar. Biz hiçbir şeylerine, hiç tesislere de uğramadık. Sadece biz arkadan altyapıya girdik. Hı-hı. Bütün imkanları sunduk. Elimizden gelen bütün gayreti, imkanları. Onlar da çalıştılar. Tam bir kamp ortamında. İşte pandemi dolayında da toplanmadan önce hocalarımız bir program hazırladı. İşte zaten 8 tane genç oynuyor takımda. 8. Onlara bir program yaptılar. 4 tane dışarıdan topçumuz var işte Samsun'dan, işte Sakarya'dan. Diğerlerinin hepsi İnegöl'de olduğu için onlara program halinde. Büyük avantaj ama bu. Tabii her gün şey dediler teste koşuyorlar. Sonradan toplandık işte 25 gün oldu kamp test. İyi geçiyor. Yani elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. İşte şeftali istiyorsa şeftali. Üzüm çıktı şimdi. Üzüm. Hiçbir şey eksik etmiyor. Kiraz. Hiçbir eksikleri yok. Hiç. Tamam. Zaten hemen burnunun dibi. Beyefendi
topçular hepsi de. Hepsi de birbirinden... Futbolda karakter çocuklar. Çok önemli ya çok Sayın Başkan. Hepsi birbirinden yani... Hani bu kenetlenme ortamını bence sağlayan işler mi? Başkan burada televizyonda ondan mı diyor? Hakikaten hepsi de beyefendi. Değil mi? Pırıp o, yeminle söylüyorum sana. Sezon başı tabii. Altın gibiler yani. O siz tabii transferler falan derken. Ya biz bir aileyiz yani. Orada abi kardeş gibiyiz. Ben onlara hiç başkanlık yapmıyorum. Abi kardeş gibi oturuyoruz, sohbet ediyoruz. Ya benim ne sıkıntısı varsa. Kolej havası dedikleri ortam tamam, var diyorsun. Tamam, dedikodu olmaz, arkadan konuşma olmaz. Hiçbir şey yok abi. Hiç, şeyi hiç. Bozulmazlar yani. Hiç. Yani öyle görüyorum ben sana. Kardeşlerimize 3 maç dedim ki şey maçında ceza verdim. 3 maç dedim size prim yok dedim. 3 maç primsiz oynattım. 3 maçı da aldılar. Prime kavuşmak için herhalde. Sıfırlamak için. 3 maçı da kazandılar biliyor musun? Prim cezası verdi. Primsiz verdim. Kazanmayı başardılar. Çok başardılar. Şey sonra ben de kendime işte... Her takım aynı tepkiyi vermez. 5 milyar da şey maçında verdim kendilerine prim. Manisa maçında. Evet. Hani... Bu playoff için mi başkanım? Hayır Manisa maçında verdim o zaman. O deplasmanda yendikleri maçı. Bu lige çıkma primi var mı başkanım? Ben 1,5 milyon. 1,5 milyon lira bir prim var ortada var, şu an. Ama bu 2 de olabilir. Toplamda. Yani toplamda 2 de olabilir. Hadi inşallah. İnegöl'ün o gücü var zaten. Var tabii. Yani bir milyar dolar ihracat yapan bir ilçeyiz ya. Yani 1 milyar dolar yıllık. Önemli. İnegöl'e mağazaları. İnegöl'ün şimdi bak sevgili Şerif Tekingöz de yazmış. İnegöl'ü hakikaten... TFF aslında İnegöl bir TFF birincilik takımı Sayın Başkan. Evet. Hepimizin nazarında. Benim gözümde imkanlar en az TFF birincilik. Ve tabii ki öyle doğru. Altyapısı evet. Ve İnegöl'ün hakikaten bir aslında misyon edinmesi lazım. O anlamda sizin bu anlamda mantaliteniz önemli. İnegöl'ün futbol kendi futbolcularıyla bir noktaya gelebilir. Yani ben şuna inanıyorum. Altınordu'dan daha sirkülase edici bir başarıya imza atabilir. Hem altyapısıyla şimdi saydık bak sen bir sürü liste sıraladın. Tabii sen de dedin ki Gökhan Güleç, İsmail gibi, Kaptan. İsmail Kaptan aynı şekilde. İki takım da mesela inşallah bir üst lige çıkar diyor Gülay alınca. İyi yayınlar İnegöl Spor'a gönülden başarılar dilerim diyor İsmail Banışoğlu. Adnan Menderes'in tebrikleri var. Ne güzel. Şerif Tekingöz diyor ki İnegöl Spor'un en kötü TFF 1. Lig'de oynaması lazım. Aynı şeyler. Akçabat Sebat gibi takım Süper Lig'de oynadı. Evet. TFF 1. Lig'de oynayan birçok takım İnegöl Spor'un gerisinde. İnegöl'ün her anlamda gerisinde. Mesela Sebat'a göre kalkınmış bir yer. Birçok il yapılan yerden turizmi, köftesi, mobilyası, mermeri... Nüfusu, sanayisi, gelişmişliğiyle il olmayı bile hak ediyor. Ayrıca İnegöl'ün taraftarı ateşlidir. Kemik taraftarı çoktur. Ve İnegöl futbolu çok sever. İşte bu potansiyelle 1. Lig'de çok daha rahat oynar. Akhisar'ın oynadığı Süper Lig'de bile rahat oynar demiş. Oynar tabii. Biz, çok güzel özetlemiş. Genlerinde var zaten İnegöl'de futbol. Evet, yani saydığı isimlerin hepsi Süper Lig futbolcusu aslında yani. 1 milyar dolar ihracat yapan bir ilçeyiz. Hakikaten mobilyası, köftesinde her şeyine meşhur. Tabii oynamamız gerekiyor. Biz yıllardır hep bunu söylüyoruz. Yani bizim burada evet. Olmamamız gerekiyor. İnşallah bunu da başarırız. Yine göre Bursa'ya armağan ederiz. Sağolsun Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımız Ali Nur Bey. Şimdi tesislerimizin ikinci iadesini yaptılar. Bakın evet, o haber de çok çoğu Süper Lig'de olmayan bir tesis yapılıyor İnegöl Spor'a. Sağolsun Belediye Başkanımız ikinci iadesini yaptılar. Bakın yüzme havuzundan tut, Türk hamamından savunmasına kadar... Çoğu Süper Lig'de olmayan bir tesis kazanacak. Sağ olsun kendisine buradan teşekkür ediyorum. Serkan abi de çok iyi bilir. Tabii ki o da bir şekilde destekler. Futbolcular için artık en az kazancı kadar kalacakları tesisler veya o kullandığı şeyler de çok önem arz ediyor. En az bir yıl yaşayacak orada. Evet yani bu hani evet. Artık eskiden lüks gibi bakılıyordu Sayın Başkan ama hele o alışkanlığı görünce bir anda aidiyet hissedip kopmak da istemiyor bazı noktalarda. Doğru söylüyorsun. İnegöl mesela çok yaşanacak da bir ilçe aynı zamanda. Bir de böyle de bir artısı var. Yakın, yani Bursa işte otobanından hemen tabi Yenişehir hatta İzmir nasıl istiyorsan yani Ankara. Eskişehir. Bisikletine bin 10 dakikada öbür caddedesin ya. Yani merkez. Ha, böyle de bir avantajı. Böyle bir avantajı dümdüz. İnşallah iyi şeyler yaparız diye düşünüyoruz. Bir de başkanım yeni geldi yani kış ortasında biraz önce konuştuk. Evet. Kasım ayı değil mi başkanım? Kasım ayı evet. Yani sezonun ortasında tabii başkanlık zordur. Öyle tabii. Ama siz olağanüstü kongrede öyle bir ortam oluştu, geldiniz. Evet. Bir de biraz önce siz söylediniz Ağustos 2020 yani bu yaz. Evet. Önümüzdeki ay. Bir ay sonra. Biraz sonra kongremiz var. Mecburi olağan kongre. Evet. Mecburi. Orada da aday mısınız başkanım diye soralım. Klasiktir ama sorulmak lazım. Şimdi ligler devam ediyor. Şimdi böyle bir şey söylemem de yanlış olur. Tabii şu an mevcut şu an başkanım. Şimdi playoff öncesi diyorsunuz. Bir atlatalım inşallah o gün. Biz de sormak zorundayız zaman. Başkanım yanlış anlayın. Tabii geldiği zaman şey yapalım. Şimdiden İnşallah hayırlısı olsun diyelim. İnşallah hayırlısı olur.
İnegölspor'un şu an baktığınız noktada size göre temel eksiklikleri neler Sayın Başkan? Yani siz eğer böyle bir buçuk yıl önce siz gelmiş olsaydınız veya da bu yeni süreçte seçilirseniz bu konuyla ilgili müdahale edeceğiniz noktalar neler? Ya şimdi İnegölspor'un öncelikle sıkıntısı şu. Yani İnegölspor'a kalıcı gelir getirmek lazım. Kalıcı evet. gelir olmadığı sürece... Kulüplerdeki yani sıkıntı bu. En temel, bravo, çok yani doğru. Örneğin Bandırma Spor'un aylık 800 milyar geliri var. Limanlardan. Limanları tahsis etmişler. Aa, bravo. Tabii yani şimdi sizin... Çok iyi. Tabii, bir an düşünme, çok iyi para. Çok iyi para yani. Biz ne bileyim, yani, ticaret sanayi odasından her firmadan şöyle bir hani yüzde bile demeyelim de ayda bir belli bir gelir olsa mesela. Tabii yani. Aidat gelir gibi aidat değil mi? Aidat geliri gibi. Tabii doğru. Yani onu yasal mevzuat ayarlanır bir şekilde tabii, herhalde yani. Yani bizim yıllık... Başkanların uhdesinde gibi geliyor bana. Tabii. Nasıl 200, Bursa Ticaret Odası, Bursa Spor'a şampiyonluk veriyor. 276 tane üyesi var. 276 tane üyesi var. Yıllık aidat 120 milyon. Yıllık. Aylık da değil yani. 120 lira sadece. Tabii abi yani. Çok gülüş bir rakam. Evet. Şimdi kulübün gelirine bakarsan sağ olsun işte belediye başkanları bir orta park verdi. İşte bir Merpa diye bir araba şey yeri var. Orada işte onlar kalıcı beşer, gelir gibi mi? Tabii tabii. 5'er milyar falan gibi para geliyor. İşte hı hı. Parkın girişinde o da havalarda bozuldu mu oradan da gelmiyor. Yani İnegölspor'a kalıcı gelirler yapmadığımız sürece hangi başkan gelirse gelsin, hangi yönetim gelirse gelsin sıkıntı yaşar. Bunu ben hep her dönem yaşamış. Hani bu klasik gelenler balık de, ver balık ver değil artık balık tabii, tutmak lazım. Gelenler de yaşıyor. Gelenler de bir sene dayanamayıp gidiyorlar. Bir de aksine hani yanlış transferler yapıp büyük paralarla harcama yaptıkları zaman böyle sıkıntılı bir süreç. Ama siz o konuda çok radikal ve keskin düşünüyorsunuz Sayın Başkan. Yani sizin transfer böyle kırmızı çizginiz ona eminim yani. Mutlaka. Neden? Çünkü ben iş adamından alıyorum parayı. Yani iş adamı da rızkından emeği. Parayı harcadığınız yere doğru kurgulamanız lazım. Bir de lazım. Sevgisinden de diyelim. Yani sonuçta tabii. ilçesinin sembol takımı. Ya her sene bordo beyaz. Her sene aynı adamlar. Her sene aynı. Tabii her sene aynı kişilere gidince sıkıntı bir nebze olabilir ama. Ya ben onlarda hiç bunu olmuyor. Allah razı olsun hepsinden ya. Onların gidiyorsun. Cephesinden bakınca da haklılar Sayın Başkan. Ya haklı sürekli ya. Ver ve nereye ver, gittiği ver, belli değil. Kadar. Ne olduğu belli değil. Ne oluyor? İşte 7 sene sonra playoff oynuyoruz. 15 seneden beri de Süper Lig'den adam veremiyoruz. İnşallah ben bu sene bunu başaracağımı düşünüyorum. Süper Lig'e yani bir iki tane adam verdi. 7 yıl da çok uzun olmuş. Bana da öyle geldi. 7 yıl. Tabii 7 sene de duruyor. Başkan düşündüm. Tabii abi. Ya bu kadar evet uzun abi. Olduğunu tahmin etmiyorum. Evet abi. 2013 demek ki. Evet abi. Vay be günler ne çabuk geçiyor. Tabii abi geçmez. Bayağı da olmuş yani. Olmaz mı abi yani? Yani. Ya bizim yerimiz yine Göçmen'in yeri burası değil. Değil evet. Tabii. Biz bununla ilgili işte Ticaret Odası Başkanımız, belediye başkanlarımızla artık görüşüp İnegölspor kalıcı bir yer. Ali Nur Başkan da ayrı seviyor İnegölspor. Allah razı olsun Ali Nur evet. Başkan 688 milyar gibi bizim deplasman uçaklarımızı karşıladı, otellerimizi karşıladı. Yani bir de dediğiniz gibi çok zor uçaklar, zor deplasmanlar var. Tabii uçaklı. Yani sonuçta hani böyle otobüste gidilemeyecek mutlaka uçakla gitmeniz gereken yerler var. Şey var, konaklaması var işte dediğiniz gibi. Sağ olsun Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanı karşıladı. Başlı başına bu bir tabii kalem yani. Tabii. Çok abi, deplasman giderli. Deplasman giderli. Yani şimdi düşünebiliyor musunuz? Yani Bursa Spor'da elinden gelen gayreti gösteriyor. Bursa Spor'da deplasmanlara iş adamları nasıl? Bir Bursa Sporlu. Evet. Öyle. Aynur Bey. Elinden gelen gayreti de Bursa Spor için göstereceğini biliyorum. Zaten yapıyor. Zaten. İşte yapar. En basit örneği Budo reklamı. Yapar. Karşılıksız eğer şehir bayrakları reklam değişirse fark mutlaka parayı da almayacağını. Elinden gelen bütün gayreti gösteriyor. Yani yine göre de çok hizmetleri oldu. Sağ olsun. İnegölspor'a çok hizmetleri oldu. Yani biz ondan memnunuz. Mehmet Çetinkaya iyi yayınlar diliyor. Başkana da selamlar iletmiş aynen. size. Semiha teyze, Semiha Yetişmişoğlu'na iyi yayınlar dilemiş. Ona da teşekkür ederiz. Sağ olsun. İyi yayınlar, tebrik ederim. Allah yollarını açık etsin. Daha üst liglere inşallah diyor İnşallah. Gülnaz Ataseven de. Sizler için Sayın Başkan programın ilk bölümü yavaştan noktalıyoruz. Son ama sözlerinizi alalım. Hem playoff maçı hem de camiaya bir mesaj alalım. Mesaj gibi olsun hakikaten. Tüm İnegölsporlulara, tüm Bursalılara. Takımda herkes iyi mi başkanım? Herkes iyi. Herhangi tam kadro mu gidiyoruz? Ne zaman gidiyoruz? Ne zaman gidiyoruz? Cuma günü öğlende hareket yolculuk edeceğiz. Yolculuğumuz başlıyor. Teker döner. Evet. Yolculuğumuz cuma öğlenden sonra inşallah kazasız belasız yola çıkacağız. Biraz erken gitmekte fayda var. Evet, havalar. Yani, acaba karşılaşmalar canlı yayınlanabilecek mi? TRT'nin bu konuda bir hamlesi var. Verecekler herhalde değil mi? Evet o önemli çünkü şöyle bir şey söyleyeyim. Bunu da duyuralım. 4 maçın da aynı saatte olması aslında sıkıntı başkanım. Yani şöyle sıkıntı. Hangisini yayınlayacaklar acaba?
Dönüşümlü mü verecekler? Dönüşümlü. Acaba bütün var olunca mı bağlanacaklar? Bütün TRT kanallarına yayarlar mı dedim TRT, ama. TRT Türk, TRT Avaz 90 belki onlara falan 2002 falan belki hatta test yayınındaki. Hayri Ülger Bey aramıştı beni. Evet, yani, birincilik yani, bir yorumcusu. Şey yapacağız, biz görüşmemiz gerekiyor orada dedi, Antalya'da falan. Büyük ihtimalle bizim öncelik biziz gibi geliyor. Çünkü neden biz gözde bir kulüp olduğumuz için. Hem de, şimdi, ya bir Bursa'nın bu anlamda başkanım, Bursa'nın ilçesinin artısı var. Kesin. Canlı yayın kesilse biz buradan güzel bir haber almış olduk. Yakında daha yakından birebir takip ederiz. Elbette. İzlemek, duymaktan ya da dakika skor takip etmekten daha güzel. Tabii, İnegöl Spor bir marka olduğu için tabii bütün ya, Türkiye'de tanınıyoruz. Bir, yani. De, bir de güzel maç Manisa, İnegöl Spor, çok iyi. Manisa ya, Futbol şimdi, Kulübü. Tabii şöyle de görelim bunu. Şimdi İnegöl, evet İnegöl Spor ciddi bir marka tabii ki tek başına. Evet. İşte biraz önce saydık bir sürü kalibre oyuncusuyla, evet, altyapısıyla, köklü kültürüyle, işte tarihiyle, mazisiyle. Ama şimdi İnegöl ilçesi de, affedersiniz de, boru değil, mobilyası var. Dünyanın her tarafına ihraç edilen. Aynen. Ya, hatta sizle en son konuştuğumuzda tırlar bile çalışmaya o pandeminin hemen akabinde İnegöl'den başlamıştı. Tabii, evet. Değil mi? Şehir, şey, ülke dışına, İran tarafına. İhracat. İlk daha bu pandemide. Şu an bir gelinen maşallah nokta bu. Değil, maşallah. Biz maşallah o zaman daha ilk yani, başkanla var konuştuğumuzda daha bu pandeminin bizi ilk adım adımlarıydı. Yani Haziran başı gibiydi. Türkiye'de tanınan bir ilçe, marka, ilçe çok bir popüler. İşte yani söylüyorum, evet, hala bir vilayet beklentisi var. Hatta birçok vilayetin ötesinde daha önce vilayet olması gereken bir ilçe yaftası var. Bir İskenderun, Bandırma gibi, bir durumu var. Ön plana çıkmış bir ilçe. Evet, inşallah. Şerif Tekingöz şöyle bir ekleme yapmış. Oradan sonra da başkanı uğurlayalım. İlaveten İnegöl altyapısı sağlam olan, futbolcu fabrikası olan bir yer. Birçok isim yapmış oyuncu Türk futboluna İnegöl Spor kazandırmıştır. Evet, doğru söylüyor. İnegöl Spor bu potansiyeli kendisiyle kullandığında zaten arzu ettiği yerlere gelecektir ki başkanın zaten bence tamamen kafasındaki şablon bu. Şablon bu, evet. İnegöl'lü oyuncular, evet, hani tıpkı bir Atletik Bilbao örneği gibi. Aynen. Hakikaten kendi evlatlarıyla. Gerekirse bir iki takviyeyle. Aynen. Bu arada Bursa Spor'la her zaman ikili ilişkileri, futbolcu alışverişleri iyi olmalı. Bursa Spor ve İnegöl Spor kazançlı çıkacaktır diyor. Tabi bazı tevatürler, bazı efsaneler, bazı eksiklikler olur. Farklı algılar yaratmak isteyenlerin de şey olabilir. Hani İnegöl ile Bursa arasında sürekli bir kriz varmış gibi, sürekli bir böyle iletişim kopukluğu varmış zaten gibi. Sadece spor ölçesi, ölçeğinde değil, il vaziyet, il ve ilçe anlamında zaten da böyle karışıklık varmış gibi. Şunu noktalayalım. Yani sonuçta bu şehrin hem belediye başkanı hem de ikinci defa İnegöl'den şurada olmuş vaziyet. Şu oluyor yani, evet, sıkıntı şurada yani Bursa Spor'la. Şimdi şunu insanlar bilemiyor. Diyelim şu an mevcut Mesut Başkanımız da desek ki bize şu adam lazım, hiç tereddütsüz verir. O da bize desek biz de tereddütsüz veririz. Şurada sıkıntı şu abi, İnegöl Spor'la ilişkilerle ilgili hani iyi değiliz diyorlar ya. Sıkıntı şu. Yani diyelim bir adama talip olsun Bursa Spor'a. Oynamıyor, kadroya girmiyor, talip oluyor. Adam diyelim sen adama vermişsin 250. Buradan talip olduğun adam 500 istiyor abi. Forma var ya. Işte. Bursa Sporlu kim? X. X adamı olduğu için senden bunu istiyor. Abi bu sefer sen 500 versen öbür adam diyecek ki o oynasın. Dengeler bozulacak. Dengeler bozulacak abi. Yani geleceğin bazında biz kiralık da gelse belli bir oranı, evet, tutturmak lazım. Bu yani tekrar altını çizelim. Camia ile ilgili bir problem yok. Kişisel, bireysel yani problem. Tabii o var. Şimdi ben Cengiz Üçgen'le bir kardeşim getirdim. 100 metreye 10 saniyede koşuyor mesela Cengiz. Almanya'dan getirdim. 2,5 milyar. Emirhan oynadığında 120 milyar, o 2,5 milyar maaşla oynuyordu. Yani 2500 lira. Asgari ücretin bir tık üstü. Yani o Emirhan'la oynadığı an Emirhan 120 alıyordu. O çocuk 2,5 milyar maaşla oynadı. O devre arası getirdiğim halde adam 9 tane gol attı. Evet. Başkanım bir de bilmeyenler için de tekrarlayalım. Manisa Futbol Kulübü ile İnegöl Spor oynarken aynı saatte Hekimoğlu Trabzon Sancaktepe diğer çeyrek final maçlarını hatırlatalım. Evet, evet, çok iyi. Ankara Demirspor Sakaryaspor ki önemli camia tabii Sakarya'da. Sakarya gene. Kastamonu Spor, Tuzla Spor bu maçların hepsi Antalya Belek civarında otel oynayacak, sahalarında oynayacak. Evet. Ve bu maçları kazanan takımlar birinci maçın galibiyle Manisa İnegöl'ün galibiyle, siz ikinci maçın galibi olarak, evet, Hekimoğlu Trabzon Sancaktepe galibiyle oynama durumunuz var, evet, kazanırsanız. Evet. Bu da yarı finaller 24 Temmuz Cuma akşamı yine saat olarak akşam 9'da aynı şekilde. Finalde 28 Temmuz galipler Salı akşamı Antalya stadyumunda oynanıyor, yeni stadyumda. Evet. Akşam 9'da böyle bir, evet, dörder gün arayla çeyrek final, yarı final, final programı var. Bunu da buradan hatırlatmış olalım izleyenlere. Bütün takımlara, değil mi, kazasız belasız başarılar diyelim. Hak eden kazansın. Doğru. İnşallah biz de elimizden gelen gayreti göstereceğiz. En güzeli bu. Bursa'ya inşallah kupayla döneriz diye, İnşallah, düşünüyorum.
O zaman da inşallah sizi başkanım kupayla buraya inşallah, Murat Hoca ile beraber i̇nşallah, alırız. İnşallah, inşallah kısmet nasip öyle olsun. Öyle dileyelim. Gönlümüzden hep güzel duygular geçiyor. Şimdi Erhan Kenan Çeven de bunu da soruyor, final sorusu olsun. Şeytanın avukatlığını yapmış. Bursa Spor'u biliyorsunuz sürekli bir kapatma derdindeyiz Sayın Başkan. Ya Karacabey'de birleşeceğiz ya Yıldırım'da birleşeceğiz. Öyle şeyler var. O da diyor ki İnegöl Spor Bursa Spor olur mu ileride diyor. Kenan Çeren. Ya şimdi nereden aklına gelmiş bu soruda? Biz hepimiz bir aileyiz. Kemalpaşa'da, Yıldırım'da, İnegöl Spor'da, Bursa Spor'da. Ne kadar Bursa çok Spor takım olursa. Bizim büyüğümüz olarak, biz her zaman aileyiz. Bir bütünüz. Biz kapatmaya düşünmeyelim değil mi başkanım? Yok, çoğaltmaya düşünelim yani. Çoğaltmaya düşünelim. Daha İnşallah. Çok takım olsun, daha çok heyecan olsun, ilişki güzel olsun. Kimse endişe etmesin. Bursa'nın gücü olsun. Bursa'nın, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Ali Nur Bey gereken bütün imkanları sağlar. Bursa Spor'u yani sorumuz kötü yere düşünmemek lazım. Yok abi. Öyle bakmak lazım. Evet. Okan Yılmaz'ı Yol Spor'dan bulup İnegöl Spor'a kazandıran Münir Başkan rahmetli İlhan Cavcav'a benziyor diyor. Allah uzun ömür versin size. Yani gerçi İlhan Cavcav kadar bile inşallah ömrünüz uzun olur. Allah razı olsun. Münir Başkanımız da demek ki futboldan ve futbolcudan çok iyi anlıyor. İnegöl Spor bu yüzden çok şanslı. Estağfurullah çok demiş. Anladığımız yok ama. Estağfurullah. Ama sonuçta o şehirde yıllardır bu işi yapan evet. Kıdemli başkanlardansınız. Evet, toplamda kaç yıl oldu başkanım? 3 yıl oldu. Ben 3. kez geldiniz. Evet. Şampiyonlukta yaşadım. O zaman 2. başkandım. O evet. Burada şampiyonluk yaşadım. Ama çok eski yöneticisiniz yani. Evet. Çok evet. Sizi sürekli... Biz yani tribünden geliyoruz. Dolu soluyorduk. Olsun ama herkes bir yerden geliyor. Yani. Ama en güzel. Başkanım Levent Kızıl da söyler. Ben Texas'taydım der yani. Bursa Spor'u Lika'dan 2006'da çıkaran. Hani hep evet anlatılır abi. Ya. Levent Başkan da ben Texas'tayım der yani. Evet. Sahadan gelmek. Evet. Siz şimdi taraftarın ne istediğini de bilirsiniz Sayın Başkan oradan gelince. Tamam. Çünkü o koltukta siz oturdunuz. Yanınızda da o dönem o İnegöl Spor'un başkanı oturdu. Evet, aynen. Dolayısıyla şimdi koltuklar değişti. Aynen. Ama siz buradaki hissiyata, empatiyi yapabilirsiniz. Evet, yani ben İnegöl Spor'a hiç bugüne kadar elimden gelen gayreti gösterdim. İnegöl Spor'un iyi olmasını istedim. Yani tabii. Marmara bölgesindeki bütün takımların iyi olmasını istedim. Yani bu kurtuluşu olur, amatörlerimiz olur. Evet. Doğu Güclü maçlarına dahi geldim ben Bursa'ya. Düşünün yani. İlçeler olur, biz, semtler yani olur. Bu bölge biz iyi şeyler yapmamız lazım. Yani araştırıp amatörlerde kimler var bunları araştırıp bakıp kazandırmak squat lazım. Squat dediğimiz o taramayı yapmak lazım. Bu arada İnegöl'ün tabii amatör takımları da hakikaten çok yetenekli oyuncuları barındırıyor Sayın evet, Başkan. Yani şimdi, sizin için de bir yani, alternatif mutlaka. Bursa'da da var. Elbette. İşte araba yatağı var. Evet. Onların zaten geldiği noktada Bursa Yıldırım Spor'u görüyoruz. İşte Yıldırım Spor'da başkanı Ekrem Başkan, araba yatağının duayen başkanları. Aynen evet, öyle. Yani inşallah hayırlısı olur diye düşünüyorum. Bu arada Mehmet Ali abi diyor, Ali Zeliha Kutlu, Münir Başkan'ın sesi aynı bizim gazeteci, duayen gazeteci Mehmet Gerçekse abiyi andırıyor. Vallahi kulakları çarpıyor. Öyle mi? Ne güzel. Mehmet abiye de selam olsun. Selam ve saygılarımızı iletelim. Selam. Son cümlelerinizi alalım Sayın Başkan size veda etmeden. Ben öncelikle bizi bu programa davet ettiğiniz için size çok çok teşekkür biz ediyorum. Teşekkür Bursa halkına sevgilerimi sunuyorum. Bizi izlemeye devam etsinler. Kanalımızı da izlesinler. Biz gereken cevabı şeyde Antalya'da verip buraya İnşallah. Geleceğiz. Biz de heyecanla ekrandan takip edeceğiz. Hiç kimsenin şüphesi olmasın. Elimizden gelen bütün gayreti göstereceğiz. Çok sağ olun beni buraya davet ettiğiniz için. Biz teşekkür ederiz. Güzel teşekkür ederiz Sayın Başkan. Arkadaşlarımıza size teşekkür ediyorum. Tüm yönetim kurulunuza, teknik ekibe ve futbolculara da buradan başarı dileklerimizi, selamlarımızı iletiyoruz. İnşallah geliriz. Lütfen iletin başkanım. Köftemizi yiyirsiniz, bekleriz. İnşallah. Eksik olmayın. Teşekkür ederiz. Umuyoruz. İnegöl Spor'un değerli başkanı Sayın Münir Kanar'ı ağırladık burada. İnşallah İnegöl'ün o meşhur köftelerini önümüzdeki yıl Keçiören yer, Altınordu yer, deplasmanlara geldiğinde. Değil mi? Değil mi abi? Birincilikte. Birincilikte. Bursa Spor'da Süper Lig'de hazırlık maçı yapmaya gelsin. Bursa Spor'da evet İnşallah. Hemen kapı komşu. İnşallah tamam, Süper inşallah. Lig için gelir. Çok, çok sağ olun. Diyelim ve bir kısa araya gidelim. Aranın ardından Süper Futbol devam edecek. Onlar binlerce yıldır bu tabiatın ev sahipleri. Geleceğimiz için nesli tehlike altındaki türlere ve yaşam alanlarına sahip çıkalım. Gelin tabiatı ve tabiatın bize hediye ettiği tüm güzellikleri koruyalım ve bunu ilke edinelim.
Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Şehircilik Bakanlığı. Okuyamaz. Okula gidemez. Dans edemez. Sevemez. Çalışamaz. Benim çocuğumu geri bırak. Evinde bırakır. Bana zarar verir. Çocuğum korkuyor. Gelmesin. Başka okula gitsin. Bizim ofiste olmaz. Kullanamaz. Seçim yapamaz. Anlamaz. Yapamaz. Yapamaz. Sandınız ama çok yanıldınız. Down sendromlu bireyler başarılı bir öğrenci, istekli bir çalışan, sağlam bir dost ve iyi bir vatandaş olabilir. Kendi kararlarını verebilir. Desteklendiğinde bağımsız yaşayabilir. Tek gereken eğitim. Sen de Down sendromlu bireylerin mutlu ve bağımsız yaşamasını, ön yargıların kırılmasını istiyorsan destek ver. Eğitim için destek ol. Eğitimin artısı ol. Bizde kimse yarı yolda kalmaz. Bilader, araçım bozuldu. Birlikte hallederiz. Mutlulukları birlikte yaşar. Sevinçleri birlikte paylaşırız. Birliksiz düğün olmaz. Birlikte çalar, birlikte oynarız. Birliğine gidecekse biri, yalnız olmaz. Birlikte uğurlarız. Şimdi birbirimize haber verelim. 125 yıl önce olduğu gibi yaşlılarımız için yeni bir yuva, yeni bir darülaceze kuruluyor. Gelin siz de katkıda bulunun, birlikte yapmanın mutluluğunu birlikte yaşayalım. Hepimizin evi Darülaceze. Tüm dünya gibi ülkemiz de koronavirüsle mücadele ediyor. Çok basit önlemlerle koronavirüsün yayılmasını engellemek mümkün. Sorun küresel, mücadele ulusal. Çözüm, tüm Türkiye'yi koronavirüsün yayılmasından koruyacak 14 kural. Ellerinizi sık sık su ve sabunla en az 20 saniye boyunca ovarak yıkayın. Öksürme ve hapşırma sırasında ağzınızı, burnunuzu tek kullanımlık mendille kapayın. Mendil yoksa dirsek içini kullanın. Ellerinizle gözlerinize, ağzınıza ve burnunuza dokunmayın. Soğuk algınlığı belirtileri gösteren kişilerle aranıza en az 3-4 adım mesafe koyun. Yurt dışı seyahatlerinizi iptal edin ya da erteleyin. Yurt dışından döndüyseniz ilk 14 günü evde geçirin. Ziyaretçi kabul etmeyin ve kendinizi izole edin. İzole edilmiş kişinin odasına maskesiz girmeyin. Bulunduğunuz ortamları sık sık havalandırın. Sık kullandığınız yüzeyleri her gün temizleyin. Havlu gibi kişisel eşyalarınızı ortak kullanmayın. Kıyafetlerinizi 60 ila 90 derecede normal deterjanla yıkayın. Tokalaşma, sarılma gibi yakın temaslardan kaçının. Güçlü bir bağışıklık sistemi için bol sıvı tüketin, dengeli beslenin, uyku düzeninize dikkat edin. Soğuk algınlığı belirtileriniz varsa, yaşlılarla ve kronik hastalığı olanlarla temas etmeyin ve maske takmadan dışarı çıkmayın. Düşmeyen ateş, öksürük ve nefes darlığınız varsa maske takarak bir sağlık kuruluşuna başvurun. Onlar binlerce yıldır bu tabiatın ev sahipleri. Geleceğimiz için nesli tehlike altındaki türlere ve yaşam alanlarına sahip çıkalım. Gelin tabiatı ve tabiatın bize hediye ettiği tüm güzellikleri koruyalım ve bunu ilke edinelim. Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Şehircilik Bakanlığı.
okuyamaz. Okula gidemez. Dans edemez. Sevemez. Çalışamaz. Benim çocuğumu geri bırak. Evinde bana zarar verir. Çocuğum korkuyor. Gelmesin. Başka okula gitsin. Bizim ofiste olmaz. Oy kullanamaz. Seçim yapamaz. Anlamaz. Yapamaz. Yapamaz. Sandınız ama çok yanıldınız. Down sendromlu bireyler başarılı bir öğrenci, istekli bir çalışan, sağlam bir dost ve iyi bir vatandaş olabilir. Kendi kararlarını verebilir. Desteklendiğinde bağımsız yaşayabilir. Tek gereken eğitim. Sen de Down sendromlu bireylerin mutlu ve bağımsız yaşamasını, ön yargıların kırılmasını istiyorsan destek ver. Eğitim için destek ol. Eğitimin artısı ol. Bizde kimse yarı yolda kalmaz. Bilader, araçım bozuldu. Birlikte hallederiz. Mutlulukları birlikte yaşar, sevinçleri birlikte paylaşırız. Birliksiz düğün olmaz. Birlikte çalar, birlikte oynarız. Birliğine gidecekse biri, yalnız olmaz, birlikte uğurlarız. Şimdi birbirimize haber verelim. 125 yıl önce olduğu gibi yaşlılarımız için yeni bir yuva, yeni bir darla ceze kuruluyor. Gelin siz de katkıda bulunun, birlikte yapmanın mutluluğunu birlikte yaşayalım. Hepimizin evi darla ceze. Tüm dünya gibi ülkemiz de koronavirüsle mücadele ediyor. Çok basit önlemlerle koronavirüsün yayılmasını engellemek mümkün. Sorun küresel, mücadele ulusal. Çözüm, tüm Türkiye'yi koronavirüsün yayılmasından koruyacak 14 kural. Ellerinizi sık sık su ve sabunla en az 20 saniye boyunca ovarak yıkayın. Öksürme ve hapşırma sırasında ağzınızı, burnunuzu tek kullanımlık mendille kapayın, mendil yoksa dirsek içini kullanın. Ellerinizle gözlerinize, ağzınıza ve burnunuza dokunmayın. Soğuk algınlığı belirtileri gösteren kişilerle aranıza en az 3-4 adım mesafe koyun. Yurt dışı seyahatlerinizi iptal edin ya da erteleyin. Yurt dışından döndüyseniz ilk 14 günü evde geçirin. Ziyaretçi kabul etmeyin ve kendinizi izole edin. İzole edilmiş kişinin odasına maskesiz girmeyin. Bulunduğunuz ortamları sık sık havalandırın. Sık kullandığınız yüzeyleri her gün temizleyin. Havlu gibi kişisel eşyalarınızı ortak kullanmayın. Kıyafetlerinizi 60 ila 90 derecede normal deterjanla yıkayın. Tokalaşma, sarılma gibi yakın temaslardan kaçının. Güçlü bir bağışıklık sistemi için bol sıvı tüketin, dengeli beslenin, uyku düzeninize dikkat edin. Soğuk algınlığı belirtileriniz varsa, yaşlılarla ve kronik hastalığı olanlarla temas etmeyin ve maske takmadan dışarı çıkmayın. Düşmeyen ateş, öksürük ve nefes darlığınız varsa maske takarak bir sağlık kuruluşuna başvurun. Risk almayalım, gerekeni yapalım. Koronavirüs riskine karşı 14 kurala uyalım. Unutmayın, koronavirüs alacağınız tedbirlerden daha güçlü değildir. Evet değerli Bursa'da bugün TV izleyicileri, Süper Futbol'un ikinci bölümüyle de sizlerle beraberiz. İlk bölümde yine Gözspor Başkanı Münir Kanar'ı misafir ettik. Ondan da playoff tüyolarını aldık. Vizyonu dinlemiş olduk. Evet. Sevgili Serkan Yetişmişoğlu ile birlikte ikinci bölümde Bursa Spor'u konuşmaya devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi Bursa Spor formatımıza dönmüş vaziyetteyiz. Ama bu çok güzel oldu. Sevgili Mehmet Ali, senin de emeğine sağlık. Münir Başkan'ı hem ağırladık hem eski günleri andık. Murat Yoldaş hocamıza ve Bordo Beyaz takıma buradan başarılar diledik. Altyapı çalışmalarının, belediyenin katkılarını öğrenmiş olduk. Biliyorduk ama detaylı öğrendik. Bu tabii İnegöl gibi bir marka bir ilçe. Mobilya ve köfte diyarı. Aynı zamanda İnegöl Spor'un yeri en az birincilik. Bunu söylüyoruz. Elbette. Ve umarız başarılı olurlar. 24 Temmuz'da itibaren kupayı alır gelirler diyelim. Kupa demek birincilik demek. İnegöl Spor birincilikte görmeyi özlüyoruz. Başkan söyledi 7 yıldır playoff oynamamışlar yani. Pandemide zaten 5. bitirdiler. Hak ederek playoff'a girmiş. Zaten gelmişlerdi aralarında, evet. Diğer takımla da 7 puanlık bir fark olduğunu
zaten hatırlattı. Evet, playoff demişken tabii maalesef gündem playoff. Hepimize bu arada anlatabileceğimiz başka bir öykümüz yok maalesef. Aslında ninisinin 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 ninisi olursa Bursaspor Süper Lig'e direkt kağıt olarak çıkabiliyor ama. Onu söyleyince de acayip mesajlar geliyor. Kağıt üzerinde Bursaspor'un çıkma ihtimali var ama mucize gibi bir şey. Evet. Yani. Herkes kaybedecek ya da ne bileyim Akhisar berabere kalacak da sen kazanacaksın da işte koyunlar tele takılacak. Olacak yenileri toplayacağız. Filan. Çorap öreceğiz. Bir kere Erzurum yenilecek. Adana Demir yenilecek. Akhisar berabere kalacak. Sen de 2-0 yeneceksin. Öyle olacak yani şeyler olacak. Genel avaraj için. Ama ben diyorum ki en kötü sonunda söyleyeceğimizi baştan söyleyelim. Geçen gün Yalçın Hoca'yı da burada konuştuk pazartesi günü Yalçın Gündüz Hocam'la. O da Bursaspor'un eski teknik direktörü olarak stratejiyi mesela Metin Hoca sormuştu İnegöl'den. Strateji bence de ilk turda 6.'lığa düşüp yarı finalde, playoff yarı finalinde şu anki durum Erzurum kazanırsa 3. Adana Demirspor olacak gibi gözüküyor. Bugün 2 gündür yazmaya çalışıyorum zaten. Adana Demirspor'la ilk turda eşleşmenin kimseye faydası yok. Niye Mehmet Ali? Çünkü sen aşağıda olduğun için 6. sırada ilk maçı içeride oynuyorsun. Muhtemelen cumartesi oynatıyorlar bu maçları. Son maçlar. Çarşamba, perşembe playoff başlar gibi geliyor. 31'inde cuma, bayram. Cuma'ya kadar finali oraya bitirirler, kadar bitirirler gibi değil mi? Bana öyle geliyor. Ağustos'a sarkıtmazlar. Ağustos zaten tatil ayı. 11 Eylül gibi Süper Lig başlayacak ama birincilikte olmak istemediğim için biz hep Süper Lig başlangıç tarihini önemsiyoruz. Anlatıyoruz tabii. Yani orada bir 40 günlük boşluk var. Bunun 15 günü topçulara izin versen bir 3 haftada sen çalışman lazım. Yani 15-25 günde sen çalışman lazım lige kadar. Transferler. Transfer 4-5 Ağustos'ta başlıyor transferler. Buradan hareketle şöyle diyebilirler. Kardeşim Adana Demirspor'u elemeden birinci lige, Süper Lig'e çıkabilir misin? Çıkamazsın. Doğru. Evet. Sonuçta Adana Demirspor Karagümrük'le eşleşirse sen Akhisar'la eşleşirsen ki 5. olursan ilk maç yine içeride rövanşı Akhisar'da oynamak gerekecek. 4. olursan Akhisar önce sen Akhisar'a gidiyorsun. Sonucu bilerek Bursa'da oynuyorsun. O ufak detaylar var. Tabii. Ama final maçı tek maç tarafsızsa bilemiyoruz Ankara mı olur Antalya mı olur ama bu sıcaklarda Antalya saçma geliyor bana. Yani İnegöl maçlarını 9'a koymuşlar. 9'da oynayacaklar. O bir şey. Ben 9.45'te maç anlattım. Maç anlattım. Söylüyordum. Tril, sucuk diye, gibi sucuk gibi maşallah. Diye. O kulübede. Hem de Antalya Akdeniz Stadı'ndaydı. Akdeniz Üniversite Stadı'ndaydı. Çok bir sene kullandı orayı. Bursa'nın kazandığı maçtı değil mi? Evet. 1-0 kazandı Bursa Spor. 1-0 kazandığı bir maç. Şunu söyleyeceğim. Tunç abiyle beraberdik orada. Final tek maç tarafsız olduğu için finalin havası farklı olur. Şehir farklı motive olur. Farklı motive eder her yönden. Kent dinamiklerinden tut da ileri gelenlerine kadar. Final havası başka bir havadır. Orada uzatması var. Allah korusun hani penaltısı var. Her şey olabilir. O final bambaşka bir maç. Bambaşka. Ama yarı finalde benzemiyor tabii. Malum şartlar belli. Genel menajerleri, oyuncu menajerleri biliyorsun. Detaya girmeye kafa gerek yok. Kafa karıştırıcı bir sürü şey. Kafa karıştırıcı bir sürü detay var. Senin ne kadar lobin var? Ne kadar federasyon nezdinde etkilisin? Bunları da koyduğunda Allah'tan var ama VAR'dan çok çekmiş Süper Lig'deki ilk deneme tahtası Bursaspor olmuş bir kulüp olarak. Şunu söyleyeceğim. Mesela Serezlov'un dışarıda eline çarpan şu topta içeri o topu taşıdığında penaltıyı verdi ya hakem Şimşek Bahattin. VAR herkesin gözü önünde gel şuna bir bak biz bunu dışarıda gördük diye çağırır penaltı ya da çağırmayabilir. Dışarıda der penaltıya. Serkan abi o yardımcı o bayrağı nasıl bardağı nasıl çekti yukarı ya? O bayrağı nasıl çekiyorsun Ali Akman'ın abi yardımcı bir kere yapıştırıyor. Yardımcının kesitten bakıyor. Göremez ya çizgiyi. Abi, sonra buradan bakan cepheden bakıyor yani. Kesitten bakan hakem. Çizgiyi onun görmesi lazım. Ya da dördüncü hakemin görmesi lazım. Dördüncü hakemin görmesi lazım ama dördüncü hakem kim bilir nerelere bakıyorsun. Ama sonra da sahaya dalmayacaktı. Sahaya dalacaksa bir yardımcının da olacak. O biraz şey oldu. Şimdi bak tedbirli olarak ceza kuruluna sevk edildi. İki ceza maç gelirse playoff'un ilk maçı yok demek. Hatay 1. Playoff'un İçeride mi dışarıda mı? Oralarda aslında işte şu eksik ortaya Hocamızı çıkıyor. Hocamızı seviyoruz ama bunu da söylemek zorundayız yani. Mutlaka orada da şöyle bir eksiklik var. Disiplin kurulunda maalesef Bursaspor'u temsil edecek bir isim de yok. Ama hocam işte sen sahaya girersen dördüncü hakem seni attırır. Hoca sahaya geri der. Sahaya girme hakkı yok zaten. Şey yok. Teknik alan ihlalinden. Tabii. Ve de tedbirli artık ne söyledi bilmiyoruz. Tedbirli olarak ceza kuruluna verilmesi bir hani fiil alan ihlalinden çok orada da itirazda bulunduğunu sanki bize ifade ediyormuş gibi raporları bilmediğimiz için yorum yapamayız. Hakem ne yazdı? Ama tedbirli olması mide bulandırıyor. Tedbirli yani bir maçtan demek, fazla gelme ihtimali var. Tedbirli ne demek biliyor musun? Cezası belli olana kadar sahaya giremez demek aslında. Evet. Ama o tedbirli lafı mide bulandırıyor. Yani bir maç iki maça çıkabilirmiş gibi
Bir algı yaratıyor. Yani gene iki gibi duruyor. Ama inşallah bir olur. Mesela Tayfur Bingöl'de direkt kırmızı gördü. Herkes iki maç dedi. Pozisyon gereği o ayak kırılma olayında bir istenmeyen bir temas oldu. O başka oldu. Bir şey tabii. O başka bir şey. Pozisyon gereği diye bir maç geldi. Hatay maçında oynayabilecek. Bu maçta ben bir revizyonda bekliyorum. Hocadan bir rotasyon bekliyorum. Zaten Özer'in gitmeyeceği konuşuluyor. Hı hı. Başka bir rotasyon bekliyorum hocadan. 3-4 oyuncunun. Özer maçı, Özer'i zaten biraz da eğer öyleyse playoff gibi. Playoff'a saklamakta fayda var. Evet. Güley alınca diyor ki yeniden bir sayfa açıp playoff'ta rakiplerimizi iyi analiz edip hazırlanmakta fayda var. Her şey senin elinde. Kazan Süper Lig'e çık diyor. Evet, o kadar. Bursa Spor'la yine playoff sağlığımızı test edeceğiz. Allah herkese sağlık versin diyor. Öyle. Ya tabii kimse bu pozisyona gelsin istemez. Şimdi tabii playoff kart cezaları hepsi bütün cezalar sıfırlanmıyor mu demiş. Şöyle 4 sarı kartlar sıfırlanıyor. Evet ama şimdi 2 maç ceza alırsa. Şimdi playoff'ta üst üste 2 sarı kart görüyorsa hani gene sıkıntı. Bu yıl playoff olmasa önümüzdeki yıl çekiyor cezayı zaten, o başka bir şey. Yani yok şöyle birincilik bitmiş sayılıyor. Playoff başka bir mecra gibi oluyor. Evet. Ama şimdi sen Hatay maçında kırmızı görürsen. Oynamazsın yani. İlk resmi maçta oynamaz yazıyor statüde. Abi evet yani işte diyorum ya önümüzdeki seneye bile sırayet ediyor. Sarılarda sıkıntı olmaz da. Kırmızılar veya da diğer cezalar. Disiplin cezalarında. Disiplin cezalarında sıkıntı olur. Sıkıntı oluyor. Şimdi tabii artık hani geride bırakmak lazım ama şunu sorayım Serkan abi. Bursa Spor takımı taraftarsızlığının aynı zamanda mağduriyetini yaşıyor mu sence sahalarda? Mesela Menemen maçını taraftar olsaydı bir şekilde çevirebilirdi diyen evet. Bir çevre de var. Evet, ona bakarsan Bolu maçını da pandeminin öncesi oynanan son ilk ve son seyircisiz evet, maç var ya. Pandemi öncesiydi ama orada zaten seyircisiz Bolu maçı da çevirebilirdi. Verilmiş, doğru. Diyeceksin ki Bolu maçından önce de birçok burada Eskişehir maçı gitti, o gitti, bu gitti, Balıkesir beraberlikleri, İstanbul, Eskişehir maçı. Sayabilirsin beraberlikleri. O başka bir şey ama Bursa Spor için 12. adamın, 16 numara taraftarın ne kadar önemli olduğu bir kez daha bu boş tribünler önünde oynanan tırnak içinde seyircisiz, bize göre taraftarsız maçlarda çok net ortaya çıktı. Yani Texas'ın Bursa gol ya da işte şampiyonluk geliyor şeklinde biliyorsun birçok tezahüratları var. İşte babamın omzuna gelmiştim yanına falan diye. Coşturucu ve takımı itici güç. Biliyorsun İrfan Hoca da taraftarla bütünleşebilen bir teknik adam. Çok. Ya en çok da ona üzüldüm evet, biliyor musun? Hiçbir taraftarla buluşamadı. Yumruk yani çok yapamadı. Mutlaka bak o örneğin Altın Ordu galibiyetinde falan o coşkuyu hani nasıl böyle inanılmaz yaşamıştı. Hep o taraftara beraber koşardı bir kere. Şu hani şu hareketi yaptı ya. Evet mesela. Yansıdı. Aynen o. Ve hep beraber takımla beraber giderdi Texas'a. Omuz omuza verirlerdi. Güzeller içinden bir seni seçti mi? Hep beraber evet. Coşkuyla söylerdi. Evet aynen öyle. Ya yani mesela şeyde de. Üzüldük tabii. Playoff özelinde bari şey olsa. Playoff özelinde de bari bir şekilde. Tarafsız sahaya diyorsun seyirci yetişir mi? Onu demek istiyorsun. Yani evet ama gene zor abi. Yani şimdi 33 gün sonra ilk defa dün 1000'in altına düştü vaka sayıları. Doğru. 33 gün. Bakan da ona vurgu yaptı bakan zaten. Bakan ona vurgu yaptı. Oradan net biliyorum. Bursa'da 5-6-7 vaka artış hızında ya da vaka sayılarında Türkiye'de şu anda yanlış bilmiyorsam dün itibariyle 6. ya da 7.ydi vaka sayısında. Yani bu Bursa özelinde konuşmuyoruz ama maçın nerede oynanacağını bilmiyoruz. Ankara mı? Antalya mı? Başka İzmir mi? Başka bir kent mi? Tabii orada finale kalan iki takımın coğrafi durumu İller da önemli. İller de önemli değil mi? Bursa Spor'la Adana Spor kaldı diyelim. Hı hı. Ankara mantıklıdır. Eryaman Stadı. Niye? Çünkü ikisinin de ortasında. Yani. Evet. Mantık. Yani hani seyirci tam tarafsız gibi. Seyirci bazında bir hani Ankara Gücü desteği gibi bir durum da yok. En fazla stad önünde. Yani bir araya gelirler. Otele hoş geldiniz falan yaparlar. Öyle olur. O da kapının önünde ne kadar aynen. Polis izin verecek pandemiden dolayı. Recep Doğanlar diyor ki abi kesinlikle playoff planlaması yapılması gerekir. Mesela yani. O da senin gibi düşünüyor. 6. değil 4 ya da 5. olmalı. Stratejik açıdan mı diyor? Rakip seçme ya da. Ya Adana Demirspor'la yarı finalde oynamayalım diyor. Abi şimdi Adana şu yorum bana çok yüzeysel geliyor. Ne var yani? İkisini de yenip çıkmayacak mısın? Başka şansın mı var? Abi Adana Demirspor önce bir Karagümrük ya da Altay'la bir oynasın bakalım. Bir hırpalansın. Belki orada kart cezaları, sakatlıklar. Yani Allah korusun tabii sakatlık. Yani istemeyiz ama. Ahrettiğimiz bir şey değil ama kart cezasını niye rica edin? O da olur. Önce bir finale gelsin bakalım. Tıpkı Bursa Spor'un da önce bir finale gelmesi gerektiği gibi. Sene başında konuşulan bütün şeyler abi aslında çöktü.
Çünkü Akhisar'ın aynı hızla geri döneceği planlanıyordu. Para sorunu yoktu falan derken geçen gün idmana çıkmıyorlardı. Onu nasıl yapacağız? Aa, mesela değil mi? Oraya geldik onu. Yani Bursa Spor'un o Egemen'in takımı idmana çıkarmadığı günlere döndü. Vakıfköy'deki gibi. Meşhur. Ya şunu da söyleyeyim. Bak Bursa Spor'un şunu kafasını netleştirmesi lazım taraftar bazında camianın. Tamam biz ilk ikiden çıkmaya şartlandık ya da şartlandırıldık mı? Hep söylemler öyle miydi? Gelen 3 hocada, başkan da, topçular da hep bizim röportajlarda sorularımıza biz ilk ikiden çıkmak istiyoruz sürekli bunu söylediler ve camianın kafasına ilk iki modlandı mı? Evet. Tamam mı? Bu bir yani playoff beklenti tukakaymış. Beklenti oluştu zaten. Beklenti oluştu. Playoff tukakaymış. Playoff'tan çıkmak çok zormuş gibi bir algı ortaya kondu. Evet. Bunu belki biz kendimiz yaptık. Belki değil. Kesin, kesin camianın kendisi yaptı. Ama buradan sonra esas kardeşim bu ligde playoff'tan çıkan takımdan Süper Lig'e çıkmıyor mu? Evet. Playoff'un birincisine de kupa veriyorlar. Playoff şampiyon diyorlar ona da. Şunu da hatırlatalım. Geçtiğimiz yıl Süper Lig'e playoff'tan gelen takım bu yılki şampiyon olan Hatay Spor'u geride bırakan Gazişehir. Evet. Gazişehir Futbol Kulübü'ydü. Sonra adı Gaziantep Futbol Kulübü olarak revize edildi. Şimdi bayağı işte takım ne düşmesi var ne bir şey var bayağı orta sıralarda. Ve bu takım Hatay şimdi küstü dağıldı da bir sene sonra aşağılarda mı yer aldı? Hayır. Yılmadı, devam etti. Ha ben tabii ki istemiyorum buradan yanlış anlaşılmasın. 2004'te düştük, 2005'te çıkamadık. Hüseyin Kalpar ve son 5-6 maçta Yalçın hocamız gelmişti biliyorsun Gündüz. Gündüz evet. O da 5'te 5 yapmasına rağmen yetmedi. Çünkü herkes kazanmıştı. Elbette. Tıpkı Necat Bey'de işte 6'da 6 yaparken herkesin kazanıp düştüğümüz da gibi. Düştüğümüz gibi 40 puanla tarihe geçip düştüğümüz tarihe gibi. Tarihe geçtik. Yani 2005'te çıkamadık. Başkan değişti. Levent Kızıl Raşit Hoca'yı getirdi. Genel menajer Ahmet Süpe Evke'ydi. Yani bu ekiple çıkıldı hemen transfer yapıldı. O, eyvallah ama şu andaki yani BK durumunu da biraz önce Münir Başkan da söyledi. BK durumunu ayrı yere koyuyorum. Bursa Spor bu sene inşallah playoff'tan da olsa çıkması önemli. Ha çıkamazsa o zaman konuşuruz. Şu anda etekten taşları dökmenin zamanı değil. Değil. Şu hele anda, şimdi bu süreçte hiç değil. Yani şimdi bana neler geliyor her biliyor musun? Her zaman. Yani yazsak ortalık karışabilir. Ama gerek yok bunlara. Kime fayda sağlayacak yazman? Ne olacak? Ben şimdi Bursa Spor Kongresi'yim. 33 yıldır Bursa Spor'u takip ediyorum mesleki anlamda. 75 senesinden beri, çocukluğumdan beri ne olmuş? 45 senedir Bursa Spor'u takip ediyorum. Çarşamba pazarından yürüyerek Atatürk Stadı'na giderdik babamla. Maçlarını izlerdik. Ben su çiçeği çıkarıyordum. Maç sen diyordun hasta diyorlardı annem babam gitmeyeceksin maça. Ben gideceğim diyordum kapıyı kapatıyordum. Babamı göndermemeye çalışıyordum. Beni gene adamcağız annem bağlıyordu götürüyordu böyle gece kışın atkılar matkılar. Yani bu bizim bir yaşam biçimimiz. Mesleğimiz bu. Hayatımız bu. Kentimiz bu. Tuttuğumuz takım bu. Bursa Spor'a belki zarar vermek isteyecek en son kişi sensin. Ya o, bu bahsettiğin yazılarla. Abi yok estağfurullah en son kişi değil ama. Ya ben şimdi Erdal Akçay'la da yıllarca çalıştım. 87'den bu yana. Nereden baksan en az 25 sene beraber çalışmışızdır. Bizim Erdal da bilir mesela yaşıtımdır. O da hasta Bursa Sporlu'dur. Yani hı-hı. Bursa Sporluluk, sen daha Bursa Sporlusun, ben az Bursa Sporluyum, Bursa Spor metre. Bir tartısı yok. Ölç şunu, gel bakayım falan öyle bir şey yok. Çık ama bakalım şu kantara. Şimdi bizi bilen biliyor. Kendimizi anlatmamıza gerek yok. Biz Bursa Spor'un iyi giden ya da hedefe giden tekerine çomak sokacak insanlar değiliz. Ben olay medyada spor müdürüyken de bana ne bilgiler ne videolar geldi de ne hakemin arabasına saldırılar falan filan anlatıyorum hep sana. Biz onları hep absorbe ettik ya da sümen alt ettik. Niye? İşler iyi gidiyordu. Rating uğruna, haber uğruna, tiraj uğruna biz Bursa Spor'u yem edemeyiz. Bursa Spor'u kurtların, çakalların önüne atamayız. Anlatabiliyor muyum? Şimdi burada paralar ödenmiyormuş falan. Ben de futbolculara bugün sordum. Tercih sizin beyler dedim yani. Evet, siz nasıl yani anılmak istiyorsunuz Bursa'da? Satan mı? Bursa Spor'u çıkaramayan, adının duyulmasını istemeyen, ya bırak o kadroyu adını bile duymak istemiyorum 2020'de çıkaramayan kadroyu olarak mı anılmak istiyorsunuz bu kulübün tarihinde? Yoksa Bursa Spor'un Süper Lig'e gerçek adresine dönmesine büyük oranda sonuna kadar hizmet etmiş ve bu işi başarmış. Birinci ligin madalyalı, altın madalyalı futbolcuları ve dönüş kupa biletini aldıran insanlar olarak mı anılmak istiyorsunuz? Biz Lig tarih, A'dan çıkaran tabii, takımı hatırlarız her zaman. Tabii. Tarih 2006'da. Şimdi işte birinci mi çıkmış, ikinci mi çıkmış, üçüncü mü çıkmış? Tarih onu yazmaz. Yani. Tarih der ki 2020-2021 sezonunda Bursa Spor Süper Lig'de mücadele ediyor. Eskiden dün Yalçın Hocam da söyledi. Bizim zamanımızda ilk üçü pat diye çıkarıyorlardı. Playoff yoktu. Sonra aşağılarda erken kopma oluyor diye.
6. sıraya 7-8-9 da rekabet alıyoruz. Getirmek için. Rekabet getirmek, ligin heyecanını ileriye taşımak için playoff uygulaması oldu. Yani, sen de 2-2'ye giremiyorsan 3-6'dan çıkacaksın. Bunun Türkçesi ya bu. Nasıl şimdi İnegölspor Antalya'da mücadele edecek? Bursa şimdi sporla... bunun tesellisi olmaz sevgili futbol severler, sevgili dostlar. Şurayı kaçırmayalım. Evet, bu iş teselli değil. Biz de herhangi bir şeyden böyle fakir fukara edebiyatı da yapmıyoruz. Ama şu çıktın bir realite. Çıktın mı çıkmadı mı ona bakıyorlar. Bursa tarih... spor bu yıl 7. de olabilirdi. O zaman neyi 7. olup... Playoff garanti, onu söyleyelim. Playoff da konuşamayabilirdik. O zaman zaten... Alternatifi konuşmuyor olabilirdik. Bu programı yapmamızın herhangi bir esprisi de olmadı. Ya da bugün çok başka şeyler konuşuyor olabilirdik. Evet, bugün böyle simsiyahları giyinmiş. İşte Bursa Spor olağanüstü kongreye gitmek üzere. Acaba kim Playoff'a çıkacak? Playoff'a uzaktan bakan, oradaki maçların hesaplarını... Belki takım dağılmıştı şu ana kadar. Yeni bir Giresun Spor vukuatı gibi olmuştu. Biz size izin verdik falan. Şunu da biraz önce Serkan abinin söylediğine de bir katkı olsun. Bu takımın içerisinde zaten birçok oyuncu istesin gene transfer teklifi alır. Hali hazırda da bile alıyordur. A'dan Z'ye alır. Her yerden alır. Bütün kadrosunun her şeyini Ali Akman'ından tut da Kubilay'ına kadar. Kapacağına mutlaka kadar. Burak Kapacağı zaten öyle. Serdar Özkan'ı, Özer Hurmacısı, Selçuk Şahin'i bile hakikaten bu yaşına rağmen kadrosunda barındırmak isteyen, belki oyuncu menajer olarak kullanmak isteyen, ama TFF birincilik ama ikincilik, belki memleketi Tunceli, yani bilemezsin sonuçta. Ya ne bileyim, tercih edenler adam, olabilir. Adam Fenerbahçe'den çıksa şaşırır mısın? Şaşırmam. Sportif menajer mesela, Emre Belezoğlu. Evet abi, şunu da düşünmek lazım. Bak şimdi belki Jübile yaptırdı. Yalçın Koşukavak konuşuyoruz. Israrlı bir şekilde Fenerbahçe'ye hala taşıyorlar. Evet. Yani, ama öyle ama böyle yani. Şimdi, Emre dese ki Selçuk gel sana Jübile yapacağız, Selçuk gitmez mi? Gitmez olur mu? Üzerine ne kadar vereceğiz belki der hatta. Ya, bana öyle. Çünkü birçok futbolcu orada Jübile yapamadı. Abi Eylül ayında bir Jübile yapar, ondan sonra geçer kenara. O kadar basit. Şerif Tekin gözü okuyayım abi sana. Bu. Dün Twitter'da Adana Demirspor sayfa ve taraftarı bizimle uğraşıp algı yapmaya kalktı. Kendileri sezon başından beri kollandığı halde bizim her maç ağladığımızı, hakemler ben de gördüm bunu, şikayet ettiğimizi, algı suçladığımızı, özellikle Seleznov'un verilmeyen penaltıları, Ümraniye, efendim ilk maçtaki Menemen, değil mi? Menemen evet, maçıydı. Evet, hatta evet. Dedi ya futbolu bırakırım bunları penaltı çalmasından. Hani onların videolarını birleştirip Bursaspor camiası bir soru sormuş. Adanalılar da hala ağlıyorlar falan diye. Eski maçları gösteriyor. Yorum yapmışlar. Onu söylüyor muhtemelen. Siyasetten yardım istemekle suçladılar. Güler misin ağlar mısın? Dinime küfreden Müslüman olsun. Hodri meydan. Onların ve bizim maçlar karşılaştırılsın. Kim kollanmış, kim doğranmış herkes görsün. Demiş Bursa Spor kötü oynuyormuş, hak etmiyormuş falan. Yargı dağıtıyorlar kafalarına göre. Ya sosyal medyada yaşarsak zaten bunu aklını verdik. Allah bir desen ağlayacak durumda değiller. Suçlamaları deli saçması diye bir yorumu var. Ya şimdi buraları geride bırakalım. Herkes bir kere bir algoritma oluştursun. Bazı realiteler var. Bir, Süper Lig'in en yeni takımı Hatay Spor oldu. Geride bıraktık. Bu bir. Yani Hatay Spor artık buradan... Ya TFF 1. Lig'in oyun takımı diyebilir miyiz? Diyemeyiz. Bu realite. Cumartesi akşamı 7.30'da ikinci takım belli olacak. İkinci lig için hatta Bursa Spor'un da sen de vurguladın. Matematiksel dahi olsa bir ihtimali var. Ama Erzurum Spor, Adana Demir Spor, Akhisar ve Bursa Spor buraya yakın isimler. Özetlersek abi Erzurum kazandı mı çıkıyor zaten. Bu kadar. Karagümrük'ün oraya çıkma şansı var mı? Yok. Karagümrük dolayısıyla playoff için hala iddia... Yani playoff için Akhisar'ın, Bursa Spor'un... Karagümrük'ün bir ihtimali var. En büyük 5. lig şansı var. 6 ayın da var hadi bir nebze. Şöyle Karagümrük, onu da söyleyelim madem 6 ay dedin. Karagümrük kaybederse evinde düşmüş Adana Spor'a. Evet. Kaç puanda kalıyor? 53. 6 ay deplasmanda Giresun'u yenerse 54. 1 puanla geçiyor, 6 ay playoff'a kalıyor. Beraberlik halinde ne oluyor acaba? Beraberlik halinde ikili averaja bakılıyor. İkili averaja ama oraları bilmiyoruz. Lazım. Oralara bakarız. Yok bakarız o sorun yani değil. Çok derdimiz ve konumuz da orası değil. Değiliz. Ama şunu... Hani burada playoff'un 5 takımı, düzeltiyorum 4 takımın 3'ü garanti. Evet. Dolayısıyla Bursa Spor bu anlamdaki motivasyonu playoff'a göre yapacak. Şehir dinamikleri, şehir dinamikleri olarak adlandırdık. Bugün Ticaret Sanayi Odası bir bedel koydu. Üzerine Büyükşehir Belediye Başkanı bir bedel ekledi. Ben buna eminim ki mutlaka katma değer sağlayacak iş adamları da vardır. Bu rakam biraz daha artar. Evet. Mutlaka bir noktaya getirilir. Bundan sonraki süreçte artık eğer bir hakem organizasyonuysa, bir hakem algısı oluşturmaksa bu sürecin içerisinde yönetim kurulu üyesi olan Türkiye Futbol Federasyonu'nda isimler var. Evet. Bursa Spor'un başkanı ve yöneticileri var. Onlar da telefonla kontak kuruyorsa sen de kur. Evet. Sen de bunlarla ilgili yap. İstediğin hakemi,
bir şekilde orasında ya da istemediğim bir ismi sonuçta birkaç tane Bursaspor'un canını yakan hakem var. Bugün söyledik işte zumbacısından tut da öbürüne kadar. Ya bunlarla ilgili bir algı yaratabiliyorsan sen de gücünü lobini ortaya koy eğer mesele buysa. Ya playoff maçlarında VAR'la beraber ben inanıyorum ki yani VAR çok önemli bir hamle oldu abi. FIFA, kim ne derse desin. Evet, FIFA kokartlı hakemlerini yöneteceğini düşünüyorum ben. Playoff'taki yani değil mi? Toplam. Hani Mete Kalkaman'ı görsek şaşırır mıyız? Geçen hafta yönetti işte maçlardan işte yani, birini. Ya Cüneyt Çakır yönetsin velev ki abi. Ali Şansalan falan yani bu say Ali Umut Meler. Belki Ali Umut Meler şimdi bu hafta Beşiktaş Fener maçını evet. yönetiyor. Gelsin önümüzdeki yıl zaten hatırla geçen yılın da derbi diyorum final maçını gene bir Süper Lig hakemi hem de bir FIFA patentli bir hakem. Hem yönetmiş. FIFA tecrübeleri var. Hakemleri evet. burada övmek gibi derdimiz yok. Tabii ki hem de VAR'da da oturanlar gene bildiğimiz hakemler olacak. Evet, evet yani burada temel mesele burası. Ki bazı maçlar hafta içi olduğu için Süper Lig maçı olmayacak. Evet. Süper Lig'deki zorlu maçlar öncesi bu hakemlerden de faydalanmak olası. Bu arada son bir dakika gelişmesini de söyleyelim. Buyur abi. FIFA önümüzdeki yeni sezon 2020-2021 sezonunun Ağustos ayına kadar 5 oyuncu değişikliği hakkının uzatıldığını, yeni sezonda da 5 oyuncu değişikliği hakkının olduğunu söyledi. Bu kulüpler için altyapısı ve kulübesi iyi olanlar için çok büyük avantaj. Nimet. Bursaspor için nimet. Hani Ali Akman artık oyuna giremez. 3 oyuncu değişikliği evet, evet, diye evet. burada konuşuyorduk ya. Sedat'tır, Emirhan'dır. İşte bu oyuncular daha çok gündeme gelecekler. Bursaspor'un altyapısında birçok oyuncu var. Mesela Zeynullah Türkay gibi, Ertuğrul Kurtuluş gibi birçok oyuncu evet. A takımla çalışıyorlar. Bunları da İrfan Hoca ve Bursaspor teknik ekibi değerlendirecektir. Hı hı. Önümüzdeki sezon için 2 sene sonra Süper Lig'de İlk 11'de en az altyapıdan yetişmiş bir oyuncu, 2000 doğumlu. O da 21 yaşına tekabül ediyor. Bir sene sonra da 2001 doğumlu 2 oyuncu en az 20-21 yaşında 2022 sezonuna itibaren Süper Lig'de ilk 11'e koymak zorundasın. Bu önümüzdeki yeni sezonda değil, ondan sonraki sezon 21-22'de hı hı. bir oyuncu ilk 11'de altyapıdan mecburdur. 2 sezon sonra 22-23 sezonunda da altyapıdan 2 oyuncu ilk 11'e koyacaksın diye federasyon yabancıyla beraber bu uygulamayı kuralı da verdi. Buna Bursaspor sevinmeyecek de kim sevinecek? Trabzon sevinmeyecek de Gençler Birliği kim Tabii. sevinecek? Yani? Diğer şimdi Galatasaray düşünsün mesela. Hani bir tane oyuncusu var ikincisine mutlaka oraya koymak zorunda. Ama bak burada bunu delmek için İstanbul kulüpleri şöyle bir şey getirirler. Altyapıda kaç yıl oynamış daha o açıklanmadı. Şimdi adam bu seneden alır bir tane 19-20 yaşında bir yetenek. 2 sene oynamış altyapı bence yeterli değil. En az 4-5 sene bir madde koymaları Tabii. lazım. Zaten Emin'i şimdi oynatıyorlar. Yunus Hayır, var Galatasaray üzerinde. 2 senelik dersen adam şimdiden alır 2 sene sonraya koyar onu oraya. Altyapı da bir seneyi U19 oynamak olmuyor. Derdi, hiç kimsenin derdi şey üzüm yemek değil ya. Onu da söyleyelim Sonra yani. Bu yani kitabına uydurmasınlar. Gülay Alınca diyor ki abi bu İzmirli hakemlerden ne çektik? Yine Ege semalarından İzmirli Kutluhan Bilgiç atanmış. Eskişehir'le oynadığımız maçta 1-0 evet, yenilmiş. Ben onu yazdım. Karagümrük evet. Emirhan'a vermediği penaltı. Bu bir tesadüf mü yoksa bir MHK İzmirli Oğuz Sarvan Ünsal Çimen mi? Oğuz Sarvan tabii hakem atamalarında etkili olduğu söyleniyor. Serkan abi diyor Şerif Tekingöz. Biz söylemlerimize çok dikkat etmeliyiz. Evet. Biz Süper Lig'de tertemiz şampiyon olmuş takımız, fair play şampiyon olmuş takımız. Tamam. Kimseden avantaj istemiyoruz. İstediğimiz sadece adalet. Bu olduğunda Bursaspor zaten layık olduğu yere çıkacak. Tamam. Kimseden korkmuyor, çekinmiyoruz. Rakipler bizden korksun, çekinsin. 5. Büyük Anadolu'dan çıkan son şampiyona rakip olup mücadele edecekler. Bursaspor'un ölüsü bütün rakipleri eleyebilecek güçte. Bunu bir daha göstereceğiz. Kimsenin şüphesi olmasın. Ya yani bu noktada Güzel. Zaten işin inanç noktasında İrfan Hoca'nın takımı ikna etmemesi gibi bir olumsuzluk söz konusu değil. Bunu zaten olabildiğince yapıyor. Zaten bu 3 maç öyle geldi. Orayı kaçırmayalım. Şimdi, ama tabii Menemen maçı biraz kırılma anıydı. Ya Menemen maçında da aslında biz tabii futbol skor odaklı bir oyun olduğu için ister istemez eleştirili o yönde yapıyoruz. Seleznov'u kaçırdığı 3 golden birini atsa biz bugün çok başka şeyleri Seleznov'u belki daha övgüyle evet. Anlatıyor Sen ya da Kubilay yapsa şu an linç etmiş bırakmış. 24 şut atıyorsun rakip kaleye. 8 isabetli. Düşük bir isabet oranı ve ikisi penaltı. Zaten 6'sını kaçırıyorsun. Çok da korner de kullanmıştık değil mi? Sen yayında vurgu yaptın. 14'e 4 korner. Bir yer 12'ye 0'dı. 14 korner. 14 kornerde bir organizasyon görebildik mi? Bunu hocamıza sorabiliriz. Yani sadece el kaldır, arkaya attım, indir, öne attım gibi değil. Yani bir varyasyon. Dışarı çıkarma, arkaya indirme, kafayla arkaya aşıtma gibi bunlar çalışılmıştır ama biz sahada uygulamasını göremedik. 14 kornerde senin aklına kalan bir organizasyon var mı?
Klasik kornerlere benziyordu. Ha, mesela yayında da söyledik, tekrar da bakabilirsiniz. O günün de şanssız isimlerinden biri Anıl Karaer'di. Ya bir karış öteden gitti ya, direğe patladı çataldan. Yani çataldan döndü toplar. Bu arada şeyde baktım ben, Altay 0 Karagümrük 1 ilk maç. İkinci maç İstanbul'da Karagümrük Altay 2-2. Burada Karagümrük almış. Altay evinde yenilmiş. Karagümrük'e yenilmiş. Karagümrük'te o zaman 4 ikili averajda. 4 puan almış. İkili averaj Karagümrük'te. Ha, o zaman eğer Karagümrük bir puan alır, bir puan bile bir puan olsa yetiyor onlara. Karagümrük ama zaten Karagümrük yener de sen Hatay'dan puansız dönersen ikili averajla bize geçiyor. Ha, o zaman Karagümrük düşmüş Adana'yı yenerse, tamam mı, Adana, evet, Sporu? Ha, Karagümrük'e Bursa Spor anlamında diyorsun. Sen de puan alamazsan, puanlar orada 56-56 oluyor Karagümrük'le. Onlar seni 3-1 yendi, sen 2-1 yendin. O daha fazla skorlar benzediği için birbirine ikili averaja bakılıyor. Çok gol attığı için 3-1 ile seni yeniyor ikili averajda ve bir anda 5. oluyor. Sen bir anda 3. muhtemelen Erzurum kazanırsa Adana Demirspor'la oynuyorsun. Evet, en bunu, istemediğimiz şeylerden yani biri bu. Bu strateji ise Hatay'dan 1 puan almadan gelme sevgili Bursa Spor. Ha, İrfan Hoca rotasyon yapar diye tahmin ediyoruz dedim ya. Rotasyon yapması normaldir. Özel rotasyona saymıyorum. Mesela Tayfur Bingöl bir maç cezalıydı, bitirdi. Ben şimdi Tayfur'u oynatır mıyım? Oynatırım. Tabii. Ama benim aklıma da neler geliyor biliyor musun mesela rotasyonda? Şimdi Tayfur'u oynatırım ama sağ bek mi oynatırım, sağ açık mı? Neden diyeceksin? Kapacağı sola atsam Özer yok. Turare'yi 10 numara oynatsam. Recep Aydın'dan kanat verimi alamadım diyelim. Sağ kanat Tayfur Bingöl'ün oynadığı yer. Biliyorsunuz İbrahim Hoca da önde oynatıyordu sağ açıkta. Tayfur'u. Tayfur'u oynatıp Şehu'yu orada bıraksam, bir 6 numara sağ bulsam. Sağ bekte bıraksam, bir 6 numara bulsam. Mesela ben playoff'ta öyle olacağını düşünüyorum mesela. Ben bu maçta bir deneme yapabileceğini düşünüyorum. Test imkanı yani, tabii. Yani Aykut mudur, Sedat Dursun mudur, onu önlü böreğe koysam. Ama Diyara'nın kesilip Sedat Dursun ya da Aykut'un stoper oynama ihtimali de var, onu da söyleyeyim. Bu maç için. Çünkü Diyara bu maçta çok kötüydü. Sürekli adam kaçırdı, topu rakibine bıraktı. Evet. Kaptırdı. Basamadı. Altın Ordu maçının yıldızlarından biriydi Diyara ama. Bence hocanın bu hafta tandemde Anıl'ın yanında bir revizyon yapıp playoff için bir Hatay'da test yapacağını. Tamam, cumartesi 5.30 çok sıcak falan ama herkes için artık. Allah'tan havalar biraz serin gidiyor. Hatay'a da baktım ben, 28-29 derece gözüküyor. O gün mü? O gün. Bir daha da bakarım çünkü dün bakmıştım. Yani hocanın stoperde, sağ bekte ve ön libero'da, dolayısıyla sağ kanatta, bir sağ açıkta ikili üçlü bir rotasyon ya da taşlarla oynayacağını tahmin ediyorum. Deneme bazlı. Çünkü Özer'in playoff'a yetişmeyeceğini düşünürsen. Normal şartlarda aslında Recep Aydın'ı da kesmesi lazım. Recep Aydın da. Recep'in yerine Tayfur kapacak solda mesela. Ben bunu kimseyle konuşmadım. Biliyormuş da sesli böyle mış gibiymiş. Ha? Önden salıp da arkadan bildim havaya yapmak için söylemiyorum. Sesli düşünüyorsun. Ben çünkü sesli düşünüyorum. Yani yazımda da yazacağım için bunu buradan söylüyorum. Bir de benim bir huyum vardır. Hocalara böyle olta atmam, hocam burada ne oynatacaksın falan. Sonra alıp da bunu yazıma yazarsam zaten öbür taraflara hoca yanlışlıkla aman Serkan bunu yazma demeyi unutsa mesela bana. Zaten. Ben de yazmış ki benim öyle bir tarzım yok. Tabii. Bu benim öngörüm. Yani kadroya baktığım zaman diyorum ki hoca Özer'in playoff'un ilk maçında yokmuş gibi olabileceğini düşünerek. Hani ben yani Selçuk hamlesi olur olmaz ona bir şey bilemiyorum. Burak kapacak, Burak Altıparmak, Şehu, Sedat, Aykut, buralarda alternatifler bunlar. Altıparmak şey falan Selçuk oynar mı acaba? Selçuk oynatmaz herhalde. Selçuk bu maçta ben ilk 11'de olmasa bile ikinci yarıda şans verebileceğini düşünüyorum. Şans verebileceğini düşünüyorum. Selçuk da hani Hatay maçında da takımın ama içinde bir o tabii tedbirsiz sevk edildi değil mi şeye? O da sevk edildi PFDK'ya çünkü Selçuk Şahin. Onlar şey ya, maske falan. İyi tamam. Yani öyle bir... O da 900 liraymış galiba. Volkan Demirel yemiş ceza. Şerif Tekin Göz diyor ki Bursa Spor'un arkasında taraftarı ve sizin gibi medyası olduktan sonra sırtı asla yere gelmez. İnşallah. Ya burada tabii amacımız şu. Serkan abi hep vurgu yapıyor. Bunu da böyle temcit pilavı gibi sürekli dile getirmek doğru değil ama ya şimdi sonuçta medya mensupları olarak baktığımızda işe yani o ambiyansı yakalayabileceğimiz, daha farklı bir şekilde kaleme alabileceğimiz lig Süper Lig. Evet. Yani tabii ki biz gene Hatay'la oynayalım, Erzurum'la oynayalım veya Adana Demir'le oynayalım, önemi yok. Ama Süper Lig'de oynayalım. Evet. Aynı zamanda onların yanında keşke düşmese Ankaragücü.
efendim. Ve zaten İstanbul ekipleri. Evet. Şimdi bugün bakıyorsunuz, geçen sosyal medya üzerinden yazdığımda onlara da bir reaksiyon oldu. Fikret Bey de bana böyle gözünün üzerinden bakınca neyle bakıyorsunuz deyince hissediyorum. Sorduğumuzda insanlar diyor ki Başakşehir'le oynayacağım, hakikaten Keçiören'le oynayayım. Tamam, bu başka bir bakış açısı, saygı duyarım. Ama işin özeline baktığınızda Başakşehir şu an bu haftaki maçını kazanırsa şampiyonluğunu ilan ediyor. O raddeye gelmiş bir pozisyon var. Ya yani şimdi deşme yaramızı. Oralar hakikaten ilginç de bir şey gidiyor. Yani altıncı abi, şampiyon geliyor deşme yaramızı. Yani evet, Trabzon çok inanılmaz bir mağlubiyeti tartışılabilir. Çok destekledim ama Trabzon öndeyken, Konya 3-1 öndeyken her şey güzel gidiyordu. Bir anda 1-1, 2-1 derken Konya yendi, Trabzon yenik durumdaydı. Okan Buruk Hoca 4-3 olunca kenara geldi. Dediler ki Trabzon'da gol yedi. Okan Buruk oh çekti. Onu gördüm ben. Yani çünkü aynı anda oradan gol sesi geldi. Bu arada şunu söyleyeyim. Hatay'da cumartesi günü gölgede en fazla 31 derece olacak. 5.30'da buna 29-30 diyelim. Ama şu anda Hatay'da gölgede hava 33 derece ve hissedilen 36 derece. Nem oranı %58 şu anda Hatay'da. Gölgede, tamam, Bursa'da da nem 60-70'lere seyreder. Onu biliyoruz. Ama hissedilen şu anda 36 ise cumartesi de hissedilen en az 35 olacak. Vallahi 5 tane oyuncu değişikliği var. Kimsenin lamicimi olmaması kaldı. Genç kadroyu yapacak da bir şey yok. Bazı oyuncular kadroya giremiyorlar. 3-4 oyuncu gençlerden giremiyor. Rüştü falan değil mi son zamanlarda? Rüştü, Batuhan, Ataberk, Dedak Deniz. Bazen İsmail Çok Çalış, bazen Cüneyt Köz. Bu tür oyuncular kadroya giremiyorlar. Tabii Enes Kurtuluş, Zeynel Türkayları falan, onlar genç zaten, oyuncu. Onlar da hazırlanacak. İsmail Ozan Koç var. Evet Serkan abi, yavaştan toparlayalım. Neler tabii söylemek istersin Hatay maçı öncesinde? Ölmez'de sağ kalırsak cumartesi buradayız tabii. 17.30'da bekliyoruz. Timsah sahne yer. Formamız var, evet. Formamız devretti var. Mi? Devretti. Tamam. Loto. Vallahi, bu arada da tabii önümüzdeki yıl tabii ne gelişir ne eder bilmiyorum. Böyle bir çalışma olursa bunu da şimdi bak canlı yayında konuşuyoruz. Vallahi konuşmadık. Şöyle ifade edeyim. Hani böyle bir şey olur mu? Kimseye önden sözünü vermek gibi olmasın ama. Bursa, ben de merak ettim bak şimdi. Bursa Spor'un galibiyeti haricindeki herhangi bir skora böyle bir hediyeyi vermek doğru bir davranış olmuyor. Tamam, önce de bir spor. Haber yapamıyoruz. Şey yapamıyoruz. Yok yok, yani hani böyle ayarladıktan bir sonra olur olmazsa. Dün ama sen şey diyorsun şimdi alttan Bursa Spor'un beraberliğe ya da mağlubiyetine yazmayın, vermeyiz. Hayır, vermeyiz. Alttan söyledin yani. Bursa Spor galibiyetine verin. Alttan ya, yekten söyledin. Söyledik, oldu. Ne dersin abi şimdi? Vallahi, bu konuyu tabii naçizane kapatmış olalım ama. Şöyle, Allah'ın izniyle seneye bu pandemik olaylar olmazsa biz iç saha maçlarında statta olacağız. İnşallah tabii. Yani bu her maçta sürüntü almazlarsa Sayın TSD Bursa Şube Başkanı o konuda bizi bilgilendirirsin. Şimdi bu konuyla ilgili de şöyle gelişme? Bir gelişme var. Onu TSD özelinde bir yaptık. Gazeteciler özellikle İstanbul'da bu konuyla alakalı federasyona ufak çaplı bir baskı oluşturmuş. Ben de sana baskı oluşturayım. Yönetim kurulu üyeleri sürüntü mürüntü, Covid olmuyor, testi yok, yukarı giriyorlar abi. Tamam mı? Bazen başkanların soyunma odasına indiği de söyleniyor, bilmiyorum. Yasak mı değil mi? Böyle bir resmi yasak var mı? Aslında yok prosedür. Abi tamam da başkan Covid olmamış, soyunma odasında ne işi var? Hangi başkan olursa olsun. Tabii tabii. Koridorda ne işi var? Bırak soyunma odasını, o kata inmemesi lazım. Elbette öyle. Şeyler, hakemler oluyor mu her maçtan önce? Hakemler oluyor. Oluyor. Şey? Yöneticiler hariç herkes komiserleri oluyor. Yöneticiler, onları bilmiyorum. Sağ komiserler hakemlere tabela veriyorlar abi. Kağıt veriyorlar, kalem veriyorlar, top veriyorlar. Nasıl olacak? Tabii top yani, toplayıcılar da top veriyor ama bilmiyoruz tabii. Ya toplayıcılar da 20-30 yaş arası. Büyük çocuk değil artık onlar. Tabii. Büyüklerden seçiliyor, gençlerden. Abi oraya öyle buraya böyle. Ya yapmayın, yöneticilere 30 kişi 40 kişi yazılıyorlar. Onlar da yukarıdan bağırıyor birbirlerine ensesinden. Hadi be vur be falan. Maç esnasında ben maske sürekli takıyorlar mı mesela, o konuda emin değilim. Yok. Ben sana söyleyeyim mi? Hiçbir tribündeki ben yöneticiyi maskeli görmedim daha. Yal işte. Yani varsa yansıyan ekrana bana görüntü göstersin. İstiklal Marşı'nda falan. Hatta yöneticileri göstermiyorlar desek yeri var. Tabii biz sonuç itibariyle en son baktığımızda hiç futbolcuları veriyorlardı. Zaten veriyorlar. Orada bile doğru dürüst seremoni yok veriyorlar. Hiçbir yöneticilere kesmiyorlar. Hatay belki maçından, maskesiz diye kesmiyorlar. Hatay maçından ne bekliyorsun abi? Vallahi bak, ben en az 1 puan bekliyorum ama aynı saatte şimdi cumartesi 6 maç var. Hatay'ın sahası ışıklandırma olmadığı için mecburen 5.30'da oynatıyor. Biz genelde biraz sistemle tabii Serkan abi ona fazla mesai yaptırırız. Gene o bize skor dakika katkıları. Tabii onlar söyle. Onlar bende. Biraz da şöyle söyleyeyim. Hatay'dan dolayı 5.30 ama yayıncı kuruluş da memnun gibi bu işten sanki.
Bu hafta gerçi cumartesi birincilikte iki maç var 9'da. Diğer maçların hepsi şampiyonluk ve düşme ağırlıklı maçları. Pazar akşamı 9'a verdiler. Evet, doğru. 7 maç birden düzenlendi daha doğrusu. Cuma da var. Revize oldu değil mi? Cumaları cumartesileri temizleyip birbiriyle alakalı olan maçları pazar 7 maç var. Hatta ben Hünkar Mutlu'yu aradım. Hünkar'cığım dedim senin saat program 2'ye alındı dedim. Hayırdır abi ne oldu diyor. Dedim stadyumda 7 maç konuşacaklar dedim. Yapma ya abi ya dedi falan öyle espri yaptık kendilerimizde. Yani şaka bir yana tabii düşünsen hocam bir programda 7 maçı izleyip de konuşman mümkün mü? Özetlerin üzerinden gideceksin. O kadar. En fazla 3 ekran koyarlar. 3 dekodur. Yayıncı kuruluşta da olsan, TRT'de olsan en fazla 3 dekodur koyar yani. Tabii ne olacak yani? Derbi izleyecekler, Trabzon'u izleyecekler, Başakşehir izleyecekler. O kadar. Galatasaray zaten bir Galatasaray gün önce. Galatasaray bir Göztepe ile oynuyor. Yani o da Cuma bağlantısız cumartesi. Cuma'ya maç kaldırdılar. Cumartesi pardon. Yani nereye geleceğim ben? Biz de burada dakika skor olarak gene değerli işte Efe'dir, Şerif'tir onlardan diyeceğiz ki sen şu maçtan bize bir şey söyle. Ha, bilgi söyle. Yani ne oluyor? Bir diğer maçları tabii biz buradan şunu takip edeceğiz. Puan durumunu önümüze bir daha alalım. Aynı saatlerde bizi en çok ilgilendiren maçlar. Tabii önce kendi maçımız. Ama Akhisar Keçiören'e özellikle bakacağız. Çünkü biz kazanır da Akhisar en kötü berabere kalırsa, kazanamazsa diyelim Türkçesi. Kazanamazsa Akhisar 58 bir puanla 58 yapar. Biz kazanırsak 59'da dördüncü oluruz. Sağ avantajını elimize alırız. Abi bırak bu sağ avantajı muhabbetini. Zaten seyirci taraftar giremiyor demeyin. Bunu Yalçın Hoca ile de burada konuştuk. Hocam bu koltukta dedi ki ben de aynı fikirdeyim. Strateji olarak Metin Hoca sormuş dedim yine gölden. İkinci maçı evinde o skoru bilerek oynamak. Meşalelerle Özlüce'den ya da Sheraton Otel'in kapısında meşalelerle içeri girmek. İmsahane'ye. Skoru ne hangi skor alırsan finale kalacağını bilerek oynamak, kendi soyunma odana girmek, kendi koridorunda ısınmak, kendi stadının çimlerinin neresinin bozuk olduğunu bilmen ya da hangi saatte nereye gölge düşüyor. Yukarıda 30-40 kişilik yönetim kurulu ve ekibi sana haydi aslanım diyen protokol, işte, protokol belediye başkanı neyse kendi kulüben anlatabiliyor muyum? Ve kendi göbeğini kesmek için son 90 dakika. Bundan sonra rakibin maçlarına biz en son cumartesi 5.30'dan itibaren 7.30'a kadar bakacağız. Artık bundan sonra sevgili futbolcular kararı siz vereceksiniz. Bundan sonra o öyle oldu bu böyle oldu. Tercih yan yatı çamura battı. Yok tercihi siz belirleyeceksiniz. Nasıl anılmak istiyorsunuz onu siz belirleyeceksiniz. Kendi göbeğinizi Mehmet'in dediği gibi siz keseceksiniz. O maçta istediğimiz skor olmadı biz kazandık ama yetmedi muhabbeti bitti. 3 maçım var Hatay'dan sonra. Yarı finalde ilk 2 maça stratejik bakacaksın. İki galibiyet demiyorum ama turu getiren sonuçlar neyse onlar. Finalde en fazla 120 finalde dakika hadi bir de penaltı başka da yok. Ya da dediğin gibi uzatma penaltı önemli olan Hatice değil netice. Bu 3 maçı en iyi şekilde geçiyorsan adını Süper Lig'e yazdırıyorsan başarılısın. Bundan sonra top futbolcularda sakatı eksiği inşallah olmaz. Hatay maçında da hocanın dediğim gibi ufak bir revizyon yapacağını tahmin ediyorum. Bazı oyuncuları deneyecektir stoperleri, sağ açığı, ön libero'yu. Sağ beki ona göre taşlarla oynayacaktır. Çünkü 2-3 oyuncuyla oynadığın zaman zaten bir de takviye yerlerine oturuyor. Özer yokmuş gibi tekrar düşmemek istemiyorum ama Özer yokmuş gibi de hoca ofansif üçlüyü denemek zorunda. Sağ açığı 10 numarası sol açığı. Böyle bir imkanı Santrafor, var. Selezno bu Kubilay mı bilmiyoruz. Ali Akman hepsi bunların hocanın kafasındadır. Zaten bugün çarşamba çalışıyorlar. Perşembe taktik. Bugün yarın taktik yaparlar. Cuma günü sabah biter idmanın son ufak taktikler. Öğlen yemeğinden sonra uçarlar. Bilmiyorum programı tahminen söylüyorum. Sabiha Gökçen'den bir Hatay olur. Cumartesi de maça çıkarlar. Şu anda 2 gün önceden gitmenin de pek anlamı yok. Hatay buradan 3-4 derece sıcak çünkü. Evet Şerif Tekin Gözde diyor ki Serkan abi babamın bu konuyla alakalı bir sözü var. Buyurun. Ev sahibine stadın duvarları bile yardım eder der diyor. Heh yani huyunu suyunu bildiğin yerde olmak, evinde olmak gibisi yoktur. Misafire giderken bile yastığını, yatağını yadırgarsın. Anlatabiliyor muyum? Kulübeni, çimeni, tribüne bakış açısını yadırgarsın. Bu arada son bir dakika bilgisini verelim. Bu sene Süper Lig'de ve Euro Cup'ta mücadele verecek olan Fruity Extra Bursaspor bir transfer yaptı. Birkan Batuk. Aa, Fruity güzel Extra transfer. Spor'da 2022 sezonunda kısa forvet pozisyonunda bu bence şeyin olmayacağı Maxim Can Mutaf'ın olmayacağını evet gösteriyor. Ama daha iyi bir alternatif olmuş. Birkan Batuk milli takımda da oynayan bir oyuncu. Bu çocuğun altyapısı Ülker Spor'dur. Fenerbahçe ile birleşmeden önce ben oraları iyi bildiğim için. Bu çocuk NBA'yi de zorladı.
Hatta birçok Avrupa şampiyonalarında dereceleri de var. Efes var. Evet tabii. Değil mi? Birçok takımla oynadı ama Ülker patentlidir yani. İstanbul patentli. Birkan Batuğa da, Fruitex'e de hayırlı olsun diyelim. Tofaş'a da tebrik edelim. FIBA, orada biraz bir ölüm Ligi, grubu durumu var galiba. Biraz Rusya, öyle. İspanya, Fransa olmazsa olmaz abi bunlar. Yani kim olacak ki? Ama zaten Tofaş bunu kendi seçti. Adı üstünde bir de Şampiyonlar Ligi. Hani Euro Cup'tan dolayı FIBA'ya daha çok prim veriyor diye FIBA'ya gidenler oldu. Bu evet. Da FIBA'nın adı niye Şampiyonlar Ligi biliyor musun? Çünkü kapalı bir lig Eurolik. Şampiyon olsan da gidemiyorsun Türkiye'de Efes, Fener dışında. Daha çıkayla zaman zaman davetiye lazım, yani bilet lazım falan filan. Davetle giriyorsun oraya ama bir sene sonra seni almayabiliyor. Sen tamam. Bu sene bir şey yapmadın diye. Zaten Darüşşafaka şampiyon işte olduğun halde gidemeyen liglerin takımları var kapalı liglerde. Euroleague'e gidemeyen. O yüzden FIBA Şampiyonlar Ligi adı. Yani şampiyon bazlı takımlarla oynayacak. Başarılar dilerim. Tüm teşekkür takımlar. Ederim Serkan abi sana da son dakika gelişmelerini de aktardık. Vallahi şimdi geldi resmi siteden. Önümüzdeki yıl 5 oyuncu değişikliğini tekrar evet, hatırlatalım. Yeni sezonda da devam. Uygulamaya gelecek. Bence büyük avantaj. Bu arada Katar'daki Dünya Kupası da kışın oynanacakmış falan. Bunlar da bir enteresan bir şey. Kasım, Aralık nasıl bir şey olacak? O zaten ligi tamamen bölecek. Onun ben şimdi cümlenin sonu kötü geldi. Onu ben deyince öyle bir başladı. Onun ben kışa veren arkadaşları kutluyorum. Evet. Kış ayına Dünya Kupası seyrettirerek gerçekten. Katar'a zaten verilmesi de. Ya bir, Katar ayrı mesele de. Biraz ekonomik durum. Sıcak diye yazın. Abi Kasım'da senin ligini kesecekler bak. Kurban edecekler senin ligini. Kasım'da. Evet abi. Bir ay milli takım kamp muhabbeti. Bilemedi 21 gün. Aralık'ta başlayacak. Ocak, Şubat'a kadar 3 ay lig maçı yok. Hani insanlar böyle Afrika kupalarına küfrediyordu. Tam böyle şeyin olduğu zaman. Ne olacak o futbolcular? Milli takıma gidemeyen futbolcular? Bir ay izin mi vereceksin? Bu adam zaten döner teleme peynirine. Bir ay izin verdikten sonra o topçu nasıl futbol tam bir yeni pandemi gibi. Nasıl döndüreceksin abi? Döndürmeyin çocuklar. Buyurun bu evde bu şeyi programı çalışınca koşun. Ya bırak. Kışın ortasında en faydalı. Ondan sonra Mayıs'ın 35'inde yani Haziran'ın 5'inde maç oynatacaksın ondan sonra. Metin Yüksek hocam anca geldi. Merhaba Wi-Fi. Sorduk kendisine. Merhaba İnegöl. İnegöl'e hoş geldin. Selam abiler. Sağ olun. Şu son pandemi sürecindeki yayınlarınızla hep moral verdiniz. Sizlerden güç aldık. İçimden geldi. Kocaman bir teşekkür ediyorum eyvallah. Demiş. İnegöl başkanı ağırladık. Metin hocam neredesin? Metin hocam valla artık o artık İnegöl'de. Bir program bitince başını izledi o zaman. Aynen. Şerif Tekin gözünde alkış ve tebrikleri var. Dedik süper futbolu noktalıyoruz efendim. Programın ilk bölümünde İnegöl Spor Başkanı. Ne yaptık ya? 1 saat 35 dakika olmuş. Oldu. Zaten buradan akşam yemeğine. Fikret'in gözler taksimetre gibi dönüyor. Fikrimin ince gülü Adalet Ağlan'a da buradan Allah rahmet eylesin inşallah. Fikret'ten toprağa bol mekanı cennet olsun. Süper futbolda noktalayalım. Münir Kanar Başkan'ı ağırladık programın ilk bölümünde. Yine başarılar. Playoff yolunda Bursa takımlarına. Playoff yolundaki takımlara başarılar. Bursa Yıldırım'da iç transferde birçok oyuncuyla anlaştı. Tebrik edelim. Hoca Sait Ulvi evet, Hoca. Sen de haber yapmışsın. 2 yılda Bursa Yıldırım Spor'da hayırlı tebrik olsun. Edelim. Gol kralı oyuncuyla anlaştılar. Tebrik edelim. İç transferde çok dolu düzgün gidiyorlar. Üçüncülük için altyapıyı kuruyorlar. Karacabey Belediye ikincilik için hazırlıklarını tamamladı. İşte Fruit Extra Bursa Spor'un transferi. İşte Tofaş. Ya Bursa'nın hakikaten o zaman cumartesi, çok yönlü yapısı için tebrik ediyoruz ve cumartesi günü sizleri timsah saatine Hatay deplasmanında bekliyoruz. Çaylarınızı hazırlayın 17-15'te. Çay saati. Hoşça kal efendim. Hoşça kalın.